sizlerle birlikte burada olmaktan dolayı bugün çok mutluyuz. Ben konferansımıza başlamadan önce değerli konuşmacımız Doktor Bakır Cavanşir ile ilgili kısa bir bilgi sunmak istiyorum. Avşarların Cavanşir oymağında olan tarihçi ve çok olan Doktor Babek Cavanşir, Erdebil ilinin Biresuvar kasabasında doğmuş. İlk orta ve lise eğitimini Temiz'de tamamlamış. Üniversite eğitimini ise Erdebil'de ziraat ve bitki ıslahı üzerine okuduktan sonra Türkiye'ye gelip Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarih bölümünde sırası bir yüksek lisans ve doktora, ardından Çukurova'da ise yüksek lisans yapmıştır. Onun tarihteki yüksek lisans konusu İran'daki Türk Kaşgar Boy Birliği, doktora tezi ise Safevi dönemindeki Türk boyları üzerine olmuştur. Türkoloji alanında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisansı yapmış. Çalışma konusu Horasan bölgesi Türklerine ait yazılı bir destan metninin linguistik açıdan incelenmesi olmuştur. Doktor Cavanşir çalışmalarında daha çok yaygın olan bilgilerin sorgulanması üzerine yoğunlaşmakta. Bu bakımdan Türk kimliği, kültürü, tarihi, dili ve edebiyatının aynı zamanda İran platosundaki tarihsel süreç ve kültürel ürünlerin ontolojik açıdan yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Onun ilgi duyduğu konuların başında Türk uygarlığının kurumsallaştırılması meselesi, Türk kavramının tarihsel açıdan değerlendirilmesi, Türklerin diğer kültürler üzerindeki dilsel, siyasi, kültürel, antropolojik inançsal etkileri gelmektedir. Doktor Cavanşir, Türklük ile ilgili birçok belgesellerin hazırlanmasında metin yazarlığı ve danışmanlık yapmış, aynı zamanda kimi TV programlarında uzman olarak katılmıştır. Cavanşir aynı zamanda birçok uluslararası müzik yarışmalarında Türkiye adına jüri olarak katılmış ve götürdüğü müzisyenler yüksek dereceler almıştır. Ben kendisine Gujarat yani Hint Zerdüştleri ve yapay Fars etnopolitik kimliği üzerine konferansı sunmak için buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Her şeyden önce herkes selamlıyorum. Böyle zahmete katlanıp beni dinlemek için geldiğiniz için önceden teşekkür ediyorum. Şimdi konumuz son derece önemli. Bir bakıma son zamanlarda Orta Doğu'nun biçimlenmesi, şekillenmesinden söz ediyoruz. Aslında bir bakıma Orta Doğu'nun biçimlenmesi, şekillenmesi olmuştu. Batılılar ve özellikle İngilizler tarafından Hindistan'daki Gujaratilere devrettikleri şeydir, çalışmalarla başlar. Çünkü bu kesim İngilizler tarafından o bölgede protokrat bir kesim haline getirilerek, protokrat neden söylüyorum? Protokrasi siyaset biliminde azınlık bir kesimin dolaylı ve dolaysız yollarla toplumun geneline egemen olduğu kesimler için kullanılan bir terimdir. Yani bunun en tipik örneği de Yahudilerdir ve Yahudi sermayesi. Tabi ikinci örneği çok şaşırtıcı bir biçimde Hint Zerdüştleri'dir. Ki bunlara da o dönemde İngilizler gelecekte İran'ın yapılanmasında, modern İran'ın biçimlenmesinde onları değerlendirdikleri için Parsi adını almışlar. Yani dünya Batı literatüründe Hint Zerdüştleri'ni Parsiler olarak görürsünüz. Ama aslında İran'la yakından uzakın hiçbir ilgileri yoktur. Açıklayacağım üzere birazdan. Bunlar Hindistan'ın Gujarat bölgesindeki Gujarat etniğindendirler ama İngilizler kendi İran'daki bunların çalışmalarını meşruiyet kazandırmak için ve İran'la bir bağ oluşturma adına bunlara özellikle Parsi adını vermişler. Şimdi her şeyden önce bir Zerdüştlüğün ve Zerdüşt karakterinin tarihsel açıdan bir değerlendirilmesini yapmamız gerekir. Aslında Zerdüşt bir mitolojik karakterdir, tarihi bir gerçekliği yokmuş aslında. Aslında açık söyleyelim, İslam dininin dışında ve İslam peygamberinin dışında diğer dinlerin birçok yani şahsiyetleri mitolojik şahsiyetleri. Yani tarihte var olmuşlar. Bu Musevi için geçerlidir, hatta Hristiyanlık için ve Budizm için de geçerlidir. Ve buna göre de yani mitolojik bir karakter için nerede ve ne zaman doğduğu ve yaşadığını tartışmak zaten abestir. Çünkü mitolojik bir şey. Zaten mitolojinin tarihi ve coğrafyası olması en temel özellikleri. İşte buna rağmen, bu mitolojik karakter olmasına rağmen modern dönemde kimi çalışmalarda Zerdüştlüğü ve Zerdüştizmin yaşadığı bölge
ile ilgili kimi varsayımlar ortaya atılmıştır. Mesela ilk görüşe göre milattan önce 1600 ile 1400 yılları arasında yaşanmış olmalıdır diyorlar. Bu görüşün temel dayanağı Zerdüşt'e atfedilen Avesta'nın Gatalar diye bölümü vardır. Gatalar bölümü Zerdüşt'ün, yani Avesta'nın en eskicil bölümü olarak kabul edilmekte ve birbaşa Zerdüşt'ün kendisine bağlanmaktadır bu metindeki dil. Bu milattan önce 1500'lerde işte Vedaların diline çok benzediği için o yüzden milattan önce 1600-1400'lerde ortaya çıkabileceği görüşünü tartışmaları ki yerleyen şeyi de anlatacağım üzere hemen belirten bir Avesta'nın en eski nüshası Kopernik nüshasıdır ve 13. yüzyıla aittir. Oysa ki burada milattan önce 1600'lerde söz ediliyor ki bu metodolojik açıdan bu zaman boşluğunu doldurmak kolay değildir. Yani burada insanlık tarihinin belki en önemli sahtekarlıklarından birisini göreceğiz. Ama daha çok itibar gören görüş, Zerdüşt'ün milattan önce 7. 6. yüzyıllarda yaşamış olduğu yönündedir. Fakat aslında bu görüşte Zerdüşt'ün bir tarihi şahsiyetten ziyade Zerdüştiliğin ve ortaya çıkışı ile ilgili ilkin bölgelerinde ortaya çıkışı ile ilgili görüşler olabilir. Yani Zerdüşt'ün kendisinin değil. Çünkü Zerdüştiliğin içerisinde çok karma bir yapı vardır ve tarihin değişik dönemlerinde farklı farklı Zerdüştilikler vardır. Hatta birbiriyle taban tabana zıt olan ve birbiriyle çatışan. O yüzden bu mesele üzerine titizlikle durmamız lazım. Hatta Zerdüştilikteki ilk temel olguların ortaya çıkışıyla ilgili son zamanlarda bu arkeoloji biliminde ve genetik çalışmalarda ilginç görüşler ortaya atılmaktadır son 15 yıl içerisinde. Biliyorsunuz yani genel kanıya göre Mezopotamya bölgesi uygarca 5 yıl olarak kabul ediliyor. Fakat son dönemki araştırmalar bu meseleyi Sibirya ve Güney Sibirya bölgesine çekmektedir, haberiniz olsun. Ve özellikle milattan önce 12.000'lerde o bölgeden dünyanın dört bir yanına ve bizim bölgelere, Anadolu'ya, İran'a göçler olmuştur ve Zagros bölgesindeki genetik araştırmalar Sibirya'daki haplogruplarla %20-30 oranında bir örtüşmeyi ortaya koyuyor ki çok ciddi bir rakamdır. Tekrar Zagros demircileri üzerinden, burada demirciliğin de altını özellikle çizelim, demircilik aslında tarihte Türklerle ilintili bir uğraştır. Çok önemli bir Türk kültürünün demir şeyi. Hatta demir başlıyoruz biliyorsunuz. Orada da bakıyoruz bile o kavramı kullanıyoruz. Ve oradan da Mezopotamya'ya, Anadolu'ya ve Mısır'a kadar da yayılmıştır bu kültür. Özellikle de o dönemde bu bölgeye getirdikleri en önemli bulgulardan birisi seramik kültürdür. Tabii ki bölge dillerindeki Türkçe ile bir takım örtüşmeler veya Türkçe kelimelerin tespit edilmesi bu bölgeyle Türklerin ta tarih öncesinden temasta olduklarını açıkça göstermektedir. Ve Zerdüştiliğin de ilk dualistik düşüncesi yani iyi kötü anlayışı Güney Sibirya kaynaklı olduğu yönünde bir görüş vardır. Ama daha sonraki Zerdüştilik tabii ki bambaşka bir şeydir. Buradaki birkaç motiften söz ediyorum. Motifin kaynağıyla ilgili. Sonra Tacikistan'ın Seyhun bölgesinde ortaya çıktığı yönünde görüş vardır. Özbekistan'ın Harezm bölgesinde ve orada Aryanoviç göçebeleri yani söz ediliyor metinde ki göçebeler, şehirli değildirler. Bir başka görüş, Azerbaycan bölgesinde ortaya çıktığına dair bu görüş tümüyle yanlıştır. Ama Zerdüştiliğin aslında bir bakıma Azerbaycan bölgesinde birazdan da bahsedeceğim üzere, Sasani döneminde merkezi devletin baskısından kaçan Zerdüştilerin gelip orada biriktiklerini görüyoruz ve bir takım ateşkedeler açmışlar. O yüzden Azerbaycan'la ilintilendiriliyor. Ama Azerbaycan'la aslında ilgisi yoktur. Ama bu bilgiye, yanlış bilgiye rağmen Azerbaycan'da maalesef kimi
bana göre metodolojik açıdan sorunları olan araştırmacılar Elbize Erdüşt'ün Türk olduğu gibi saçma sapan bir takım şeyler okuyorlar ki eşitliği bilmiyorsunuz. Siyasi sosyal yapı açısından Zerdüştizmi değerlendirdiğimizde Hint dinlerine aşırı derecede benzemektedir. Zaten söyledik, Sanskritçe'ye, Avesta dili çok benziyor. Kast sistemi var. Bu dinde yöneticiler, askerler, çiftçi hayvancılar, tabii daha sonra zanaatkarlar ve divan mensubu diye kast gruplarına ayrılıyorlar. Aslında bu nedenle de soya dayalı bir dindir. Soya dayalı bir din olduğu için burada bir melezleşmeyi düşünmemiz de olanaksızdır. Eğer bunlar gerçekten İran'daki eski peşler olsalardı bugün herhalde Gujarati'ci konuşmamaları gerekirdi. Ve aynı zamanda genetik çalışmalar da gösteriyor ki bunlar Gujarati'dirler daha çok. Mikrofon masanın üstünde dursa denesek öyle bir. Sizin sesiniz daha iyi çıkıyor. Burada çok iyi yok. Öyle dursa masanın üstünde deneyelim. Ha öyle mi? Bilmiyorum ses geldi. Sonra Zerdüştü dini ve ne göre Zerdüşt çok eşlidir. Yani Zerdüştü dini çok eşlilik savunmakta ve bir nasıl anlatayım dini açıdan gerekli bir uygulama olarak kabul edilmektedir. Ve Ahura Mazda'nın yani Zerdüştülerin iyilik tanrısının kendisinin 12 eşi vardır. Diğer taraftan Zerdüştülük'te en önemli aile sistemi bakımından olgulardan birisi kız kardeşi, anne ve kendi kızıyla ilgilenme geleneği vardır. Ki bu mesele özellikle modern dönemdeki Avrupalılara çok rahatsız ettiğinden dolayı hemen modern dönemde bunu bir türlü silmeye çalışmışlar. Hayır, bunlar bizde yok. Daha sonra ne bileyim bu saf düşünceli herhalde Turanlılar falan da bize bulaştırdılar. Şimdi bir şey yoktur ama vardır Zerdüştülerde. Kendi annesiyle, kız kardeşiyle ve kızıyla ilgilenme. Ve bu Zerdüştülerin bu teşvik ediyor. Çünkü soya dayanmaktadır. Soyumuz bozulmaz. Zerdüştü dininde çok ilginçtir. Turanlılar, yani biz Türkler kötüyüz, ötekiyiz ve bizim yeryüzünden silinmemiz gerekiyor. Onların algısına göre bir iyilik tarafı var. Bunun başında Hürmüzd tanrısı duruyor. Kötülüklerin tarafında da Ehrimen diye kötü bir tanrı duruyor. Turanlılar Ehrimen'in safındadırlar ve bunlar yeryüzünden silinmelerdir. Ve bir, bu açıdan da Türkler tarihsel süreçte Zerdüştülüğe her zaman menfi bakmışlar. Ve Zerdüştülüğe karşı aslında o dönemdeki bilgilere göre Saka kökenli olarak düşündükleri bu dizli ve Budda dinini daha çok propaganda etmişler, desteklemişler. Çünkü Hint kaynaklarına göre Budda Saka Muni olarak tanıtılıyor. Yani Saka Şehzadesi olarak tanıtılıyor. Yani Turanlı olarak tanıtılıyor. Ve Turanlıların tarihin her döneminde Türkler hep sert bir şekilde bunlara davranmışlar. Çünkü kendi düşmanları olarak görmüşler. Örneğin bir Turan Şehzadesi olan Herod, tabi Zerdüştü kaynaklarıyla Zerdüştü öldürmeye kalkışmıştır. Sonunda ise 77 yaşında Turanlı Ercas tarafından Belh'te, Belh bugünkü Kuzey Afganistan'daki Nuşazer Ateşkedesi'nde 80 kişiyle birlikte Zerdüştü öldürülmüştür. Böyle bir algı var Zerdüştü. Zerdüştü aslında bir mitolojik din olmasına karşı zamanla tarihin vasfını kazanmıştır. Ve tarihin değişik dönemlerinde siyasi sosyal sebeplerden dolayı birçok farklı inancıyla da karışmıştır. Turan sözcüğü yaygın görüşe göre ilk kez Avesta'da kullanılmıştır. Fakat bana göre doğru değildir. Çünkü en eski yazma eğer 13. yüzyıla ait ise doğru olmaz. Turan sözcüğü en eski veri olarak Genise yazıtlarında bir şahsın adında görüyoruz bunu. Burada kullanılmıştır Türkçe metinlerde. Ama Avesta'da özellikle Avesta'daki Yeşkiler bölümünde hızlı, yani çabuk koşan atlara sahip olan Turanlılar düşman olarak gösterilmektedir. Zerdüştü'nün dininde söyleyip Turanlar din dışı, öteki, başka bir deyişle Ehrimen'i yani kafir olarak saymaktadır. Bu yüzden de yeryüzünden silinmeler gerekir.
Selçukluluğun yeniden düzenlenmesinde özellikle 9. yüzyılda Hazer Ferembe Ferruhzadan adında bir mubidin çalışmaları çok önemlidir. O oğlu Ferruhzadan 148 sorusuna dini yanıtlar bulmuştur. Hazer Ferembe Ferruhzadan'ın bir diğer önemli eseri Abbasi Halifesi Memun'un Bağdat Sarayı'nda Din Hürmüz adında Müslümanlaşmış bir Zerdüştü ile işte münazaralarıdır. Din Hürmüz'ün İslam adı da kaynaklarda Abdullah veya Abdülleyiz. O bu münazarada rivayete göre galip gelmiş. Bu kitabın adı da Risale-i Abdülleyiz Leysi Mel'un yani lanetlenmiş Abdülleyiz veya Risale-i Abdullah-ı Mel'un. Eserin Pehlevice adı ise Matikani Hucistek Abuliş'tir. Onun Zerdüştülerin önemli ansiklopedik kitaplarından biri olan Dinkerd'in hazırlanmasında da çok önemli rol vardır. Dinkerd kitabında özellikle aile içi evlilik çok ciddi bir biçimde işte sağlamlardır. Zerdüştülerin kutsal kitabı Avesta birkaç ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler Yesna, Misperet, Yeşt, Bendidat ve Küçük Avesta bölümleridir. En eski metinde 72 kısımdan meydana gelen Yesna bölümüdür. Yesna'nın 16 kısmı geleneksel olarak Zerdüşt'e atfedilir ve Gatalar diye adlandırılır. Avesta dili aslında bugün Doğu bilimciler tarafından tek örnek bir dil olarak değerlendiriliyor. Avesta'nın en eskisi bölümü söyledik, Gatalar bölümüdür. En eski yazma 1288 tarihli Kopenhag Üstresi'dir ama bu 13. yüzyıl en eski yazmaya rağmen biz milattan önceki şeylerden konuşuyorlar. Bu da metodolojik açısından ciddi ciddi sorumlu. Yani düşünün biz mesela Dede Korkut eserini 15. yüzyılda yazmış diyoruz. Hayır. Dede bu eserini her gün milattan önce 7000'lerde yazıyor. Böyle bir şey yok. Hatta orada bir takım mitolojik konular üzerinde durabilirsiniz. Bunun yaşı ne bileyim 40.000'dir falan, ne bileyim kurt motivi var falan ama öyle değil. Örneğin mesela bizdeki kurt motivinden madem söyledim, onu da burada bir yolu anlatayım. Patrick Mann adında Amerikalı bir antropolog son dönemde de ilginç bir görüş ortaya atmıştır. Nedir bu? İşte Homo sapiens insanıyla Neandertal insanının çıkar çatışmasında Homo sapiens insanı Neandertal'ı avlıyor, ortadan kaldırıyor ve ilginçtir. Bu süreçte onunla işbirliği yapan hayvan kurttur. Bildiğiniz bu bir bilgi daha sonra Türk tarihi her döneminde Oğuz Kağan'a yardım eden kurt biçiminde biz de donmuş bir biçimde her zaman görüyoruz. O motivi mesela biz tespit edemiyoruz ki 40.000 yıl kadar bir yaşı var. Ama gelip mesela Dede Korkut kitabının yaşı 10.000'dir, 20.000'dir demek herhalde derler şizofren. Kataların dili aşırı derecede aslında Hint dillerine benziyor. Bunun da tabi sebepleri var. Çünkü Hindistan'da İngilizler tarafından destekleniyor. Ve bu kültür dünyada nasıl anlatalım bir prestij konuma yükseltilir. Türklerde bir de ateş kültürü meselesi var. Biliyorsunuz Zerdüştü'nün en önemli simbollarından birisi ateştir. Türkçesi oldu. Ve aslında Zerdüştü din adamları ve Zerdüştüler ateşi kirletmemeye çalışırlar. Ve bunun için din adamları nefesleri ateş kirletmesin diye ağızlarının önünde bir örtüyle örterler ki kirletmesin. Ama tam tersi Türkler ateşle temizlenirler. Yani Türk ateşe kirini atar. Örneğin bunun tarihteki örnekler de verecek olursa Bizans yetisi Zemarkos 6. yüzyılda bu Münhan'a gidiyor ve bunu ateş çemberinin içinden geçirdikten sonra Hakan'ın kaçtığı, yani temizleniyor, arındırılıyor. Sonra Marco Polo herkese Kugulay Han'ın yanına gittiği zaman 13. yüzyıl, o da ateş çemberinin içinden geçiriliyor, arındırılarak Kugulay Han'ın huzuruna çıkıyor. Bugün Anadolu'da da hayvan kesilmeden önce bıçakları ateş üzerinde tutarak alazlamak derler. Daha sonra Nevruz Bayramı kutlamalarında ateş kültü bizde öne çıkar biliyorsunuz. Özellikle İran Türklerinde ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ateşi üzerinden atlattıklarında bunu söylenir. Ağırlığın, buğurluğun burada kalsın. Yani kötü şeylerin buğur
erkek çift örgüçlü deveye aşırı hızlı ikili oğlu olur. Yani ağırlıklı da üzerinden atıyor. Tabi buna rağmen Azerbaycan'da maşallah bunu şöyle bir disiplin yaklaştırmışlar. Ağırlığın uğurluğunun da kalsın. Uğurluk nasıl kalabiliyor? Uğurluk değil mi? Kalamaz mı? Ama maalesef buna yarıyor. Çıkıyorlar, tiyatrolarda falan da söylüyorlar. Böyle komik bir şekilde. Hiç dikkat etsinler. Bu uğurluktur. Uğurluk dedi. Neyse. Sonra yine yaygın bir görüş. Biliyorsunuz ki İran'da kurulmuş devletlerle ilgili hep bunların Zerdüştü olduğu algısı propaganda edilmektedir. Örneğin Akamemitlerin Zerdüştü olduğu. Ülkeli Akamemitler Zerdüştü değildirler. Yani bunda en azından bir ittifak vardır. Bunu doğu bilimciler kendileri de kabul ediyorlar. Ama Partılar hele hele hiç değildirler. Partılar Türkistanlıdırlar ve daha çok Türkler ve Moğollar içerisindeki inanç algısından tesir edilmektedir. Ama Sasaniler içerisinde durum çok farklı. Yani Sasaniler içerisinde birazdan da anlatacağım gibi ciddi bir biçimde bir Zerdüştilikle oradaki farklı inançların ve sıradan halkın Zerdüşt gözünü bir yönetici sınıfı bırakıyor ve kast sınıfı bırakıyor. Bir ciddi sürtüşme çatışma söz konusudur. Devlet düzeyinde ve halk içerisinde buna yani değinmeden geçmek doğru olmaz. Özellikle Sasani Devleti'nde bir karma yapı vardı. Çünkü çepeçevre Türklerle çevrilir ve özellikle Türklerle evleniyorlar. Bunu belirtelim ki eski Türklerde Türklerden kız alma geleneği komşularda çok yaygındır. Bunun bir sebebi var. Bunu Türkler de isterler ama devletler de isterler. Çünkü Türkler bir yere kız verdiği zaman onun yanında 30-40 bin de asker gönderdiler oraya. O devlet de zaten askere ihtiyacı olduğu için bir gün gelsin ama belli bir zaman geçtikten sonra resmi devlete el koyarlar. Sasaniler'de de bunu yapmışlar, Türkler, Abbasiler'de de bunu yapmışlar, kısmen Bizans'ta yapmışlar bunu. Bizans'ta mesela Hazar Muhyiddin annesi, Çiçek Hatun, Hazar Hatun ve İstanbul'da onun giydiği elbise o dönemde moda olmuş, Çiçek olmuş. Kadın ismi Çiçek, ya Çiçek. Sonra Gürcü Krallığı'nda bunu yapmışlar Türkler. Yani kızlar ve onları birlikte sürü resmi devlete kurmuşlar. Sasaniler'de de böyle bir şey vardı. Bakıyoruz, en önemli komşular İskit kökenli partilerdir. Kuşan Devleti'dir, büyük Afganistan üzerinde. Karahunlular Anadolu'dadır, çok önemlidir. 250 ile 850 yıllar arasında Hunlardan bir devlettir, Anadolu'da kurulmuş ve bu şeydir, bu konuda da bir bizim bir arkadaşın bir çalışması vardır. Yani ilk defa etandı. Kızıl Hun Devleti var, yine Afganistan ve Doğu bölgesinde. Akhun Devleti var. Yine Afganistan yolunda. Kızıl Hun pek bilinmez biliyorsunuz tabii burada. Sonra Kidara Hun da pek bilinmez. Kidara Hunlar da Afganistan yolunda diye kurmuşlar. Sonra Eftalit devleti var. Eftalitlerle Akhunları karıştırırlar. Bunlar hikayeli devlettir. Bunun zamanında Macar Türkolog Nimet de göstermişti. Bunlar ayrı ayrı. İkisi de Türk devleti. Aynı bölgelerde değil. Aynı bölgede ama zamanlarda farklı. Bakın. Zamanlarda farklı. Akhunlar 350, 4. yüzyıl, Eftalitler, 450 görürsünüz. Sonra Sabir Devleti var, onunla ilişkileri var. Göktürk Devleti var, Göktürk'le zamanla ortalarına kadar ilerlemişler ve devletin, Sasan Devleti'ni yani bağımlı hale getirmişler. Avarlar uzakta olmalarına rağmen Sasani Devleti'nin siyasetinde belirleyici rol oynamışlar. Hazar dönemi var. Hazarlar zaman zaman İran işlerine girecek kadar, hatta daha sonra Musul'a kadar ilerlemişler. Sonra Sasani Devleti'nde özellikle Eftalitlerle bunların sürtüşmesine bakıyoruz. Birinci Firuz vardı Sasani Kralı. 452 yılında birinci Firuz tahta çıkıyor. Hayatından kardeşi 3. Hürmüz'de karşı kaybediyor savaşı ve Eftalitler'e sığınıyor. Savaşta daha önce de şeymiş, daha sonra ihtilaf yaşayacağı Eftalitler'e sığınır. Veli karşılığında askeri destek alıyor ve Hürmüz'ü öldürerek 465'te tahta çıkmış Firuz. Sonra Firuz anlaşmayı bozuyor ve bozduktan sonra da Eftalitler Firuz'un üzerine geliyor ve onu tekrar yeniyor.
469'u iftarilerle savaşan birinci Firuz, tüm haremi ve yanındakilerle birlikte esir düşüyor. Bizans İmparatoru Zenon'un aracılığıyla kurtuluyor. Kızı ve oğlu birinci, o bir kızı ve oğlu birinci Kubat iftarilere rehin veriyor ve yıllık haraç ödemek zorunda kalmış. Şimdi Kubat, anne tarafından Türk'tü çünkü Firuz da iftarilerden bir kızı vermiş. Birinci Firuz 475'te Eftalitlere bir sefer düzenliyor ve bu seferde yeniliyor. Yenildikten sonra Şunvar'ın, Eftalitlerle Akşunvar'ın ayaklarına kapanıyor ve af diliyor. Bunun kabartma biçimi bugün İran'ın Horasan bölgesinde bulunuyor. Yani resmen bir kabartması vardı. Gelmiş Eftalit Ak, yani Şunvar'ın önünde çökmüş ve özür dilemiş. Birinci Firuz, Firuz intikam hissini yenemiyor ve Zerdüşt din adamları dahi karşı çıkmalarına rağmen 484 yılında tekrar Eftalit ile savaş açıyor. Ama bu son hamlesi kendi canına alıyor ve ölür. Şimdi aslında Firuz ismi Galip, Muzaffer demektir ama çok ilginçtir. Adamın adı Galip ve Muzaffer olmasına rağmen hayatı hep mağlubiyetle de yine bilgilerle dolumdur. Böyle bir ironik bir durum vardır. Şimdi Sasanilerde söyledik ki Türklerle evlenme geleneği vardır. İlk evlenen zaten demin konuştuğumuz Firuz'dur. Onun oğlu 1. Kubat doğuyor. 1. Kubat %50 Türk genomu taşıyor. Kubat da yine Türklerle evleniyor. Anuşirvan %75 oranında Türk genomu taşıyor. Anuşirvan da Hazar Hakan'ın kızıyla evleniyor. Hürmüz bir Türk zat. Yani Türk zat yani Türk Hürmüz demek. Anne tarafını soyuyla anlıyorlar. %87.5 oranında Türk kanı taşıyor. Onun da eşi Türk'tür. Akkun Korak'ın kızıyla evleniyor. Hüsrev Erbiz veya ikinci Hürmüz. %93.75 oranında Türk kanı taşıyor. O da Göktürk İslemi Kağan'ın kızıyla evleniyor. Ondan da Şirave'yi Turanduk ve Azerbaycan adında iki tane kız kardeşi de doğuyorlar. Ve böyle bir gördüğünüz zaman Sasani Devleti'nde kuşak kuşak ciddi bir Türkleşme söz konusu. Orada da Türk'ün yoğunlaşması ve devletin düzey yönetiminde de Türklerin egemen olduğu bir yapıyla yüz yüzeyiz. Mesela yan bilgi vereyim, çok ilginçtir. Bildiğiniz Oğuz Destanı'nın, Oğuz Kağan Destanı'nın ilk devlettiren Anuşirvan'dır. Evet, Anuşirvan'dır. Sonra bu metin Ebu Muslim Horasan'ın eline geçiyor. Ebu Muslim Horasan'dan sonra Harun-ül Reşit, Abbas Halifesi döneminde, Bahtişu adında bir Nasturi, Hristiyan tabip tarafından Arapça'ya çevrilir. Oradan da Memlüklere ulaşıyor bu metin. Ondan sonra o metin kayıp. Ama Orta Asya'da farklı bir Oğuz Kağan'la verilen bilgilerle örtüşüyor. Neden bunu yapsın? Çünkü adam demin söyledi, %80'den fazla Türk kanı taşıyor, Türklerle çepeçevre yaşıyor, sağa dönüyor, sola dönüyor, Türk başka türlü yapmaması zaten beklenmez. Yapması beklenmez. Sonra yine bir Arap şairi bunun karşısına çıkıyor, Anuşirvan'ın. İşte Araplar da biliyorsun nesep meselesi çok önemlidir. İşte biz Araplar böyleyiz, şöyleyiz falan. Anuşirvan da diyor ki, sen hiç Türklerin ve Hazarların nasıl adaletli hükümdarlar olduğundan haberin var mı? Biliyorsunuz tarihte zaten Anuşirvan'ın kendisi adaletiyle ünlüdür. Anuşirvan'ı adil olarak görülür. Çünkü kendi adaletinin kökenini bilen Türklere dayanıyor. Sonra birinci Firuz'un öldürülmesinden sonra oğlu 1. Kubat Sasani tahtına çıkıyor, %50 Türk kanı taşıyor. 1. Firuz'un kardeşi Balaş ona karşı çıkıyor ve Kubat Eftalitlere sığınmak zorunda kalıyor. Ve 4 yıl gibi uzunca bir süre Eftalitlerin içinde kalıyor. 4 yıl çok uzun bir süre ve yakından Eftalitlerin yani Türklerin siyasi, sosyal, devlet yapılarını, yönetimsel yapılarını, hepsini yakından görüyor, ordu yapılarını. Ve daha sonra gelip oradan öğrendiklerini Sasani Devleti'nde buluyor. Örneğin devleti 4 eyalete, orduyu 4 bölüme ayırır. Şimdi ordunun 4 bölüme ayrılması meselesi zaten Mithi'den başlayarak gelen bir uygulamadır.
her bölgenin atının renkleri farklı olur. Ve başka başka uygulamalar da vardı ki burada bir kısmına değineceğim. Veya zaten bu konuda benim bir gayet uzunca bir makalem var. Sazan Devlet Teşkilatı'nda Türk etkisi. Oradan da daha ayrıntılı okuyabilirsiniz. Sonra Balaş'ın ölümü ile 1. Kubat Eftarit desteğiyle tekrar dönüyor ve 480'de tahta çıkıyor. 1. Kubat Zerdüştü din adamlarının gücünü dengelemek için Mazdiyizli güçlendirir. Bak bize öğretiyorlar hep ne bileyim Sasan'da Zerdüştü ya böyle değil. Kubat hemen geliyor Zerdüştü'lere meydan okuyor ve onlara karşı mezdekileri güçlendiriyor. Buna karşı çıkan Zerdüştü dini ileri gelenleri ve din adamları 1. Kubat tutuklayarak kardeşi Cemasp'ı tahta çıkarıyorlar. Hapse atılan 1. Kubat bu kez akrabaları yardımıyla 496 yılında kaçarak yine Eftarit ile sınırlıyor. Bu kez de 2 yıl orada kalıyor. Yani toplamda 6 yıl Eftarit içerisinde yaşamış. Kubat'ın Zerdüştü din adamlarına karşı yürüttüğü dışlama politikası etkin bir ruhban sınıfı olmayan Türkler ve aynı zamanda Partlardan alıntılanmış bir uygulama olmalıdır. Çünkü Türklerde bir ruhban sınıfı yok. Sonra kas düzeni yok Türklerde ama Zerdüştü'nde kas düzeni var. Zira Sasani dönemi din adamları sınıfının gücü ve nüfuzu özellikle 1. Şapur'dan sonra devlet siyasetine tahakküm edecek kadar güçlenmişti. Bu da devletin çalışma mekanizmasını engelliyor. Zaten devletin halinde bir kuklaya çekilmişti din adamları. Bu denklemde sıradan halkın halk kesiminin Zerdüştü din adamlarına karşı onların yanında yer almayanların yani işte Kubat'ın yanında, Zerdüştü karşıtlarının yanında yer aldığını görüyoruz. Tüm bu nedenlerden ötürü 1. Kubat, Sasani devlet ve toplum yapısında köklü değişimlerin gidilmesinin gerekli olduğuna kanısına varıyor ve uygulamalara başlıyor. Kimi görüşlerine göre Sasani sonra oğlu Anuşirvan bunu ciddi bir biçimde devam ettirir uygulamaları. Dihkan diye bir sınıf vardır. Yani biraz yöresel bölgenin yöneticileri gibi. Onları güçlendiriyor. Zerdüştülere karşı Anuşirvan İlhan-ı Sasani aristokrat kesimini ve Zerdüştü'nün adamlarını zayıflatmak için toplumun alt katmanlarında yer alanları ve özellikle dihkanları öne çıkarıyor. Bu da kast sistemini yani grup dağıtmak. Beylerin ve idarecilerin halkın hayatına tahakküm eden bir tür feodal kasta dönüşmediği Türk toplum yapısının bu düzenlemelerin yapılışında örnek alınmış olması pek mümkündür. Dördüncü Hürmüz aldığı Türk terbiyesi gereği halka iyi davranan bir hükümdardı. Nitekim halkın halktan kopuk olan ve tavırları Türk anlayışına ters olan İrani Sasani ileri gelenlerin ve Zerdüştülerin etkinliğini kırmaya çalışmıştır. Kimi kaynaklar onun İrani Sasani ve Zerdüştü ileri gelenlerinden 13.600 kişiyi öldürttüğü, çok sayıda kişiyi hapsettirdiği ve pek çoklarının rütbelerini düşürdüğünü yazmaktadır. Yani 13.600 ne demek? Yani nasıl bir devlet Zerdüştü'nü ben anlamadım. Bu kayıtlar biraz abartılı gibi gözükseler de onun İrani Sasani kültürünün ne denli ters bir yaklaşım içerisinde olduğunu ve Türk kültür çevresinin mensubu olduğunu göstermektedir. İrani Sasani ileri gelenlerin Zerdüştü'nün adamları ondan nefret etmekteydiler ve ona karşı ayaklanmalar çıkarmada hep öncülük yapmaktadır. Buna rağmen onun halka yakınlığı ve adil birisi olduğu kaynaklarca da teyit edilmektedir. Hatta Bel-Amin onun babası Anuşirvan'dan daha adaletli olduğunu yazmaktadır. Hürmüzlü Türkistan'ın askeri sevkiyat sırasında atlıların halka kötü davranmamasına çok dikkat ettiği ve suç işleyenleri şiddetle cezalandırdığı bilinmektedir. Bu hususta özensizlik gösteren kendi oğlu Hüsrev'i dahi cezalandırmaktan çekinmemiştir. Hürmüzlü Türkistan halkın şikayet ve davranışlarına bakmakta seleflerinden çok farklıydı. Ve tebaadan kimseler şikayet mektuplarını saraya verebilirler. Şahsen hükümdarın huzuruna gelip dertlerini ve sorunlarını anlatabilirler. Kasp sistemi de mümkün değil. Hükümdarın bu huylarını Türk dayılarından aldığı belirtilmektedir. İbn-i Balbi'ye göre, Belki'ye göre 4. Hürmüz ilim, adalet ve hünerde
babasının yolunu takip ederek reaya iyi davranmıştı. Babası Anuşirvan'dı. İran'ın siyasi toplum yapısına ve Zerdüştü din anlayışına göre kadınların siyasi alanda söz sahibi olmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Ancak kimi bilim adamlarının da belirttiği üzere söyledik en son Sasani tarihinde Azermidot ve Urandot adında iki kız kardeş devletin bizzat başına geçip devleti yönetmiştir. Yani bunların tahta çıkması sonraki dönemde sarayda yaşayan kadınların kendi haklarını arar olup kendilerine ait mal varlıklarına sahip olmalarına özellikle güçlendirmiştir bu eğilim onları. Bu devletin yani ciddi bir biçimde Türkleştiğini gösteriyor çünkü Sasani toplum yapısında bu kast sisteminde kadın son derece kötü yaratıktır. Zaten söyleyeceğim gibi Zerdüştü mitolojisinde fahişe anlamına gelen özür dileyerek J adlı bir div veya cin kadınlardan söz edilir ki bu kadınlarla özdeşleştirir. Zerdüştü anlayışa göre bu cin kadınlar yani J'ler belki biliyorsunuz bugün İran'da bir ayaklanma var. Kürtçe'de jen, jiyan, aynı kelime. Zen zaten Farsça'da bir aynı kelimenin etimolojisinde zaten bir anlam var. Kötü bir anlam var. Aslında biraz bu Türk yayılmacılığında da maalesef ahlaklı bir şey olmak için gayet de güzel bir etimolojisi ortaya çıkıyor. Zerkütin anlayışına göre bu kadınlar yani J'ler toplumun yok olmasına neden olur. İdani sahasının atasözlerinde kadının söz konusu kültürde kötü bir yaratık olarak algılandığını açıkça göstermektedir. Buna birkaç örnek verelim. Zenon Ray Heraklis, kadınlarda akıl olmaz. Pehlevicesi dokunduğum, Türkçesi dokunduğum, kadınlara sır verme. Başın aşağı eğilmesin, pişman olmayasın diye kadınlara güvendir. Sonra özellikle bir anlayış vardır Sasanilerde, yani tanrısal kral veya şahurma anlayışı. Bunu çok ilginçtir, komik bir biçimde İran'daki Fars milliyetçilerde bir İrani, bir Zerdüştü, bir veri olarak sunuyorlar. Oysa ki hiç ilgisi yok, hiç ilgisi bu. Zaten ben bu makalede de ayrıntılı biçimde yüzüyor. Bu bildiğimiz bizim tanrı put anlayışı var biliyoruz eskiden. Ondan bir kopyadır, başka bir fikir değil. Sasani öncesi İrani devletlerinde özellikle bu tanrısal şahlık anlayışı, Ferri-i İzzedi diyorlar, asla yok. Ne Akamenişlerde var, ne Selevkitlerde, ne tabii ki Türkistanlı şeylerde yok, Partlarda bunlar sakat şunlar. Ve Sasanilerde ama belli dönemlerde çok özür dilerim, Partlarda var, Türkistanlı Partlarda var. Ama Sasanilerde ne zaman ki Türkler güçleniyor devletin içerisinde bu anlayış güçleniyor. Ne zaman gizeye düştüğü güçlenir, bu anlayış gelecek. Yüksek ihtimalle Türklerden veya Türk Partlardan alınmıştır bu. Partlar kendilerini tanrısal kral olarak görmekte ve kökenlerini tanrıya bağlı. Kimi tanrıcılar, Zerdüştü din adamlarının güçlenmesinin tanrısal şah unvanını kullanımdan düşürdüğü fikirlerdir. Sasani dönemindeki önemli Zerdüştü din adamlarından sayılır Azerbaycan döneminde Sasani hükümdarları kendilerini tanrısal bir kaynağa dayandırma anlayışını yavaş yavaş kaybetmişlerdir. Açıkçası yeni süreçte devletin dini gücünün Zerdüştü din adamlarının tekeline geçtiğini söyleyebiliriz. Bu durum 4. yüzyılın sonlarında ait sikkeler üzerindeki umanlarda da tespit edilebilir. 1. Erdeşir döneminde tanrısal şahlık anlayışının ortadan kalkarak Sasani devlet ve hakimiyet terapisinde esaslı bir değişim yaşanmıştır. Meydana gelen siyasi sarsıntıyı Zerdüştü din adamları değerlendirerek devleti kendi din anlayışlarına göre şekillendirmeye başlamışlardır. Zerdüştü din adamlarının baskın konumu 1. Kubat, Anuşirvan ve 4. Hürmüzd'ün iktidarlarında kırılacaktır zaten. Bunu değindik. Zerdüştü din adamlarını dışlama siyaseti 4. Hürmüz zamanında zirvesine ulaşmıştır. Kuba'da değindik zaten. Anuşirvan'a da değindik. 4. Hürmüz'ün Zerdüştü din adamları ve İrani Sasani elitinin üzerine sert bir biçimde gitmesi Sasani tarihinin en önemli hadiselerindendir.
Hürmüzlük üstadın Zerdüştülerin etkisini kırmak için Hristiyanlığın ülke içinde yayılmasını teşvik ettiği ve Hristiyanları geniş yetkilerle donattığı bilimindedir. Dördüncü Hürmüzlük'ün uygulamalarına Zerdüştüler ele geçirdikleri Hristiyanları öldürerek karşılık vermektedir. Hemen belirtelim ki bu Hristiyanlar Nasturi Hristiyanlardır, yani Türklerin getirip burada yaygınlaştırdığı bir Hristiyanlardır. Zerdüştülerin adamlarının Hristiyanlara karşı uyguladıkları acımasızlığı gören 4. Hürmüz onları şöyle uyarmıştır. Tahtımızın yalnızca öndeki iki ayağı üzerinde duramayacağı ve arkadaki iki ayağa da ihtiyacı olduğu gibi devletimiz de topraklarımızdaki Hristiyan ve diğer toplumları inciterek ve rahatsız ederek ayakta kalmayacaktır. Hristiyanlara karşı acımasızlığı terk edin ve iyi olmaya çalışın. Bu Hristiyanların Türkistan'ın Nasturiler olduğuna dikkat edilmesi, Sasani tarihinin seyrini belirleyen temel etkenlerin anlaşılması açısından önemlidir. Sasani devlet ve toplumunda Türkistan'ın büyük ölçüde Türkler tarafından temsil edilen ve İran'a sokulan kültürel ve siyasi tavrı ile Zerdüştülerin adamları ve yerli seçkililerin taşıyıcıları oldukları İran'ın zihniyet çatışma halinde. Sasanilerdeki tanrısal şahlık ile eski Türklerdeki kut arasında bir örtüşmenin olduğu açıktır. Eski Türk terapisine göre kavramlar Tanrı tarafından kendilerine kut bahşedilmesiyle devletin başına geçebilirler. Kut sahibi bir kağanın Tanrı tarafından görevlendirildiğine ve hakimiyet hakkını Tanrı'dan aldığına inanılmaktadır. Kut anlayışı Sasani devlet düzeninde ilk kez 2. Hüsrev dönem sikkelerinde ve Ferri-i İzedi adı altında yayılmıştır. Kurandok döneminde kız devleti yöneten kadın döneminde de bu anlayışın varlığına tanık olunmaktadır. Kurandok'tan arta kalan sikkelerin üzerinde Kur'an, Tanrı tohumunu geri getiren tabiri yazılmıştır. Avrupa'da biliyorsunuz bir aydınlık çağında bir Rönesans ve daha sonra 17. yüzyılda başlayan Avrupa aydınlık çağında düşünürleri bilim ve bilimsel kanıtlamaya öncelik veriyorlar. Özellikle bundan dolayı da kilisenin tepkisini çekmişlerdi. Açıkçası kiliseyi bir Sami uygarlığının Yunanlılar örgütleri için düşman olarak bellemişlerdi ve bu doğrultuda tabii ki Museviliği de ve İslam dini de Sami ürün olarak gördükleri için hep kötü göstermeye çalışıyorlar. Bu onun karşısında bir hayali, bir Aryan kültürü anlayışını ortaya atmışlar. Ama inanın hayali. Şimdi göreceksiniz. Hiç kaynağa falan dayanmıyor. Sadece rüyalarından görüyorlar. Ne diyorlar? Bu durum onlarda Sami ürün olarak gördükleri her olguya özellikle de Yahudi'lik, Hristiyanlık ve İslam'a ve bir sözle Aryan olarak görmedikleri kültür ve uygarlıklara olumsuz tepkilerine neden olur. Tabi o dönemde özellikle İslam dünyasının yöneticileri Türklerdir. O yüzden Türkler en kötü insanlar olarak ve uygarlık olarak tanımlanıyor. Zaten uygarlık olarak görmedikleri. Eski Hindistan ve Zerdüştülük metinlerinin Avrupa dillerine çevrilmediği bu dönemde henüz çevrilmemiş bir şey. Aryan bir olgu olarak idealize edilen eski Hindistan metinleri ve Zerdüştülük metinleri Avrupalı aydınların ilgisini çekmiştir. Hiç metin yok. Bilmiyorlar ama ilgilerini çekiyor. Ya bunlar çok muhteşem eserlerde bunlar. Ama bilmiyorlar. Hint halkı da muhabbeti. Evet. Bu tür düşünürler, enler şunlar. Fransız Voltaire. Alman Immanuel Kant. Ondan sonra Alman Johann Gottfried Herder. Ondan sonra Alman Hegel, Fransız Duperron, Fransız Gobineau, Fransız Ernest Renan, Alman Max Müller ve birçokları da bazılarını anlatmak. İlginçtir, Voltaire Avrupa dillerine çevrilmemiş olan da okumadığı Vedaları ve Avesta'yı överek bitiremiyor. Okumamış ama övdü diyor, acayip bir şey olmuş yok. İnsan için. Kant da beyazların doğal olarak zencilerden ve genel olarak insanların öteki türlerinden üstün olduğunu savunmuştur. Herder de Hindistan'a insanlığı beşiği,
Sanskritçe'yi de dünya şiirinin ilk kaynağı olarak görmektedir. Hegel'e göre Akameniş devletinde krallar diktatör değildir. Çünkü komiktir. Tersine kral halkıyla kaynayıp karışan, herkesi kapsayan bir yasa anlayışına sahiptir. O Zerdüştlü olarak düşündüğü Akameniş dönemindeki Zerdüştlü değildir. Dünya tarihinin başlangıcı ve ilk tarihsel insanlar olarak görmektedir. Bu devletin kurucusu olan Kiros, Masagetlerin kadın kraliçesi Tongis tarafından öldürülmüştür. Nasıl diktatör değil, öldürülmüştür. Yine ona göre İskender'in saldırısıyla çöken Akamenişlerin yaktığı ışık Yunan dünyası, sonra Roma dünyası ve en sonunda Romalılara devrilmiştir. İlginçtir, bu İslami dönemde ortaya çıkan Fars dilli edebi metinleri ve hatta İslami dönem sanatını dahi Zerdüştlülüğün simgesel sanatının devamı gibi sunmaktadır. Açıkçası Hegel'e göre Fars, Zerdüştlü Bulgarlığı sürekli olan bir olgu olmuştur. Bu düşünce maalesef bugün de yaygındır ve Türkiye'deki birçok aydınımız, başta da İlber Ortaylı olmak üzere bunu sanıyor. Ama bu doğru bilgi değil. Yani nasıl olabilir İslami dönemdeki kültürde Zerdüştlü kültürünün devamı olsun. Hatta bu Farsça metinlerde Zerdüştlülüğü yani yerden yere vurmuyorlar. Nasıl olur bunun devamı? Ben anlamıyorum. Devamı olduğu bir şey niye yerden vurmuyor? Ernest Renan ilk önce Samilere olumsuz bir tutum sergilemiş. Çok ikiyüzlülüğümüz konuşuyoruz. Daha sonra düşüncelerini değiştirmiş. Ama düşüncelerini bilimsel bir araştırmadan dolayı değiştirmiş. Samilerin ve Aryalıların ortak bir duygular köken ve beyaz ırktan geldiklerini söylüyor. Çünkü o dönemde Yahudiler güçlenmiyor. Bakıyor, aman yani şey yapsam zararlı çıkacak. Elbette onun düşüncesindeki bu değişimin başlıca nedeni 19. yüzyılda üslü Yahudi burjuvazisi, medyası, örgütlenmesi ve devamında bilim insanları ve aydınlarının ortaya çıkmasıdır. Renan'a göre yabani Afrika zencilerini özgürleştirmek olanaksız. O Emevi devletinin devrilip yerine Abbasi devletinin kurulmasını, Aryanların bir galebesi ve hatta Abbasileri de İkinci Sasani devleti. Sasani Abbasi devletinde ben Türk etkisini anlatsam İlhan'ın sabah arkada konuştuğumuz var. Yani o hiç görmezden geldi. Biz Türkler olduğumuz oluyor. Muhtesem'in annesi Türk. Ordu tamamen Türklere devrediliyor. Yani ve aynı Sasanilerde olduğu gibi kuşak kuşak Türklerle evlilik var. En son halifelerden birisi Nasır'dı. O kadar Türklere benziyor ama Türk Nasır'dı. O kadar. Türkler gibi yiyor, içiyor, onlar gibi giyiniyor, inanç algısı, anlayışıyla onlar gibi giyiniyor. Ama ilginçtir, sen yaptıklarını bunlar şeyin hanesine yazdın. Fars'ın veya hayali, Aryan, medeniyeti. Ona göre 13. yüzyıldan sonra İslam dünyasında felsefenin birdenbire yok oluşu, Türk soyunun hakim olması. Bu koskoca bir yalan. 13. yüzyılda ölmüş, tam tersine ölmüş ilim ve felsefeyi canlandıran Hülagü geldi. Meraga'da Resathane açtı ve başına da Nasreddin Tusi'yi getirdi ve Çin'den dünyanın dört bir yanına bilim adamlarını topladı. Bir sürü bilimsel çalışmalar yaptı. Nasıl öldü? Demek ki böyle bir şey yok. Gobineau da Fransız, Gobineau, Aryancılığın en tanınmış isimlerinden birisidir. Onun düşünceleri 19. yüzyıl Almanya'sında Gobinizm adıyla bilinmektedir. Ve müzisyen Alman Richard Wagner gibi sanatçılar ve Friedrich Nietzsche gibi düşünürleri etkilemiştir. Gobineau'nun düşüncelerinin Nazi felsefesinin oluşumunda önemli bir pay olmuştur. Onun insan ırklarının eşitsizliği üzerine bir inceleme adlı 4 cilt kitabı ırkçılık tarihinin en önemli kitaplarından biridir. Bu kitap Türkçe çevrilmiştir. Gobineau ırkları beyaz, sarı ve siyah ırka ayırıp beyazlar en üstün ırk olarak görmektedir. Ona göre Zerdüştlülük Sami dinlerle karşılaştırılmayacak kadar saygın, ahlaki ve yüksek bir dindir. Asla bir dindir. Sami dinleri, bütün Sami dinler Zerdüştlülüğe binmez. Zerdüştlülük son derece primitif, ilkel,
aile içi evlilik, bunu modern insana nasıl kaptırırsınız ya? Sonra bir ileride geleceksiniz, temizlenmek için, usul için özür dilerim, ineğin sütüğünde yaralanıyorlar, içiyorlar bunu. Bunu sen modern insana kabul ettiremezsin. Ve daha sonra bunun sahtekarlıklarla bunu metinlerden çıkarmaya çalışmış modern insanlar. Yani modern insan asla kabul edebileceği bir avruç değil, usulü. İran'da ilk kez 1855'te başlayan 3 yıllık görevinde Kobino diyorum, Fransa elçiliğinin birinci katibi 1862-63'te de Fransa elçiliği görevini yapmıştır. Kobino 1869'da eski İran tarihi kitabını yayınlamıştır. Ona göre çivi yazısı İranlıların oluşuyor. Doğru değil. Doğru değil. Kobino açısından Türkler sağlam ve güçlü oldukları için, çünkü o dönemde Türkler hakimliğinde kaçar yönetim var. Uzun süre İran'a hakim olmuşlar. Ona göre Farslar siyasi bir birlik değil, aslında düzensiz bir kitledir. Onları birbirlerini kıskandıkları için yabancıların istilasına maruz kalmışlardır. Ona göre İslami dönemde Arap olarak tanınan bilim insanları aslında Aryan, beyaz Parslar, Yunanlılar, Mısırlılar ve Romanlılardan başkası değil. Yani Farabi, Ümmü Sina, Emine, Beyrun, Ali Kuşçu. Ali Kuşçu, saçma sapan başlıyor, saçma sapan. Kobino'ya göre İranlılar İslam'dan sonra görünürde Müslüman olmuşlar ve gerçekte İslam'ı kabul etmemişler. Bu da yanlış bir fikir. Ama bunu Türkiye'de de birçoklar yine kabul ediyor. Ona göre Şiilik aslında İranlıların İslam'a karşı direnişi, başkaldırısı hatta bir nevi Fars milliyeti. Şiiliği ortaya çıkmış yeri Arapların kendi için, İran'da iç içi. Ama daha sonra İran'ın bazı bölgelerinde küçük Şii toplumları olmuşlar. İran genelinde hakim olamamış. Hazar Denizi'nin güneyinde. Servidaranlar var burasında. Ama İran'ı, Sünni İran, altını çiziyorum, Sünni İran, Şiileştiren bizim Anadolu'dan gider ve Kızılbaş Türkler. Evet, nasıl oldu da yani bu İranlılarla ne ilgisi var? Ve açığını söyleyelim, yani Safeviler kılıçla, zorla Osmanlı'nın kontrolüne geçmesin diye oradaki Sünniler orayı 200 yıl içerisinde Şiileştirdiler. Nasıl oldu bu İran'ın şeyi? Tamam iyi bir şey değil, kötü bir şey ama kusura bakma bu senin ürünü değil. Bunu da yine Türkler yaptı. Anadolu'dan giden Türkler. Max Müller de Aryancı ideolojinin önemli şahsiyetlerindendir. Müller aslında Britanya'nın sömürgeci siyasetinden yararlanan biri. Doğrultistan şirketinden maaş aldı ve arı ırkçılığının da fikir babalarından birisidir. Müller yaşayan Hinduizmi doğru olarak görmüyor vakit. Ve bunun sonucunu da başkalarına yüklemeye çalışıyor. Ona göre İslam'ın Hindistan'a girişinin sonucunda ortaya çıkan korku ve terör Hinduizmin yozlaşmasının en önemli nedenidir. Bir kast sistemi var. Kast sistemi zaten böyle olmalı. Bunu bizler de bilmiyoruz. Burada İslam'ın da kastettiği Türkleri kastediyor. Türkler ne düşünüyor İslam'ı? Gazneliler ve başkaları diye Türkler. Duperon da Aryancılığın ünlü isimlerindendi. Avesta'nın Fransızca'ya çevirisini Duperon 1771'de yayınlamıştı. Ancak Avesta'yı görmeden Zerdüştiliği idealize eden ve adeta kutsayan Avrupalı doğu bilimciler bu çevirinin uydurma olduğunu ileri sürmüşler. Bak bu süre saçma sapan şeyde ne eksikliği yazıyor, aile için ya böyle olmaz siz sen tahrif ediyorsun bizim metinleri. Adamı linç etmişler, inanın. Onlara göre Zerdüşt üstün bir Aryan bilgeydi ve Avesta'nın bu çevirisi doğru olamazdı. Tanrıçalar, devler ve utanç verici töreler, ve hurafeleri içeren bu Avesta onlara göre uydurmaydı. İşte bu çeviri Voltaire'in de beklentilerini karşılamadığı için ona karşı çıkmıştır. Voltaire'e göre Duperon'un Avesta çevirisinde geçen tanrılar ve devlerin saçma anlatıları İngilizce Zerdüşt'ün sözleri olamazdı. İngiliz William Jones'a göre Duperon'un bu uydurma çeviriyle bilim dünyasını kandırmak istiyor. Ve Duperon'a yazdığı bir mektupta Avrupa'da kimsenin onun Avestasına
ihtiyacım olmadığını ifade etti. Onun o istatistiği adam çevirmiş mi? Potifera'nın çevresinde geçen kutsal sayılan inek sidiğiyle usul alıp inek sidiği içme ritüellerine değinerek şöyle yazdım. Senin Zerdüşt'ün kötü insanların bağışlaması için ne önerir? Böyle bir kötü insan ne kadar inek sidiği içmelidir? Sana bir önerim var. Kutsal ve temiz inek sidiğinden bir yudum içip ruhunu arayın. Devamında ise ya Zerdüşt akıl ve anlayıştan yoksun biriymiş veya sizin kitabınız onun yazısının çevirisi değildir. Bu tepkiler sonucunda Duperon'un bu çevirisi onlarca yıl tepkiyle karşılanmış ancak daha sonralar bu çevirilerin doğru olduğu ortaya çıkmıştır. Ondan yüzyılın ikinci yarısında arayancı söylem iyice oturuşmaya başlanmış. Nietzsche'nin de Aryan söyleminin yaygınlaşmasında önemli bir rol olmuştur. Nietzsche ve Alman Arthur Schopenhauer gibi düşünürler. Almanların Hindistan ve Yunan'a dönüşünü kendi köklerine, özüne, gerçek, Alman ruhuna ve ata yurduna dönüş olarak görmektedir. Nietzsche Sami olarak gördüğü Yahudiliği yıkıcı mutluluk aramak ile suçlanmıştır. Nietzsche'nin böyle buyurdu Zerdüşt'ünün bilge kahramanı Zerdüşt'tür. Ona göre Akamenişler ilk kez uzun dönemli tarihi kavramışlardır. Nietzsche'nin eserlerinde iki tür Zerdüşt vardır. Birincisi belirsiz bir tarihsel Zerdüşt ve ikincisi kurguladığı bilge kahraman Zerdüşt. Onun düşlediği Zerdüşt dünyanın ilk ahlak karşıtı ve Tanrı'nın ölümünü ilan eden bilgeydi. Ne ilginçtir ki Nietzsche'nin kurguladığı Zerdüşt ve Zerdüşt'lik Avrupa'da uzmanları da yanıltmıştır. Nietzsche'ye göre İranlı Zerdüşt'ün tarihe yaptığı eşsiz katkısı iyi ve kötü arasındaki karşı durmanın nasıl gerçekleştirildiğini saptamaktır. Yani Nietzsche de Avesta'yı falan okumuş bir hayatta uydurduğu bir şeydir. Yani Zerdüşt'ü öyle sunuyorlar ki modern bir insan gibi. Böyle bir şey yok. Danimarkalı Søren Kierkegaard, Wagner ve Schopenhauer genel olarak İbrahimi dinleri, yani Yahudilik, Hristiyan ve İslam'a ve özellikle Yahudilik ve onun devamcısı olarak görülen İslam'ın içi boş mutlulukları yaymak ve savunmakla suçlamışlardır. İşte sömürge çağının odağında ve Avrupalı Aryancılarının yaklaşımlarının sonucunda Gujarati Zerdüştileri, Zerdüştisi toplumu ve kimliği değişerek sömürge ürünü bir yeni bir biçim almıştır. Artık Hindistan'daki şeyleri biçimlendirmeye almıştır. Yani bütün yanlış bilgileri onların üzerine yüklenmişler. Böyle bir bilgi. Gelelim bir Hind Zerdüştülerini kısaca tanıyalım. Tarihsel süreçte ve bugün bütün Müslümanların Arap olmadığı veya aynı zamanda bütün Hristiyanların Latin veya Yunanlı olmadığı gibi Zerdüştülerin de tırnak arası pes olmadığı ortadadır. Aslında tarihsel bir siyasi yönetimsel kimlik olarak M.Ö. 5. yüzyılda ortaya çıkan Akameniş Devleti'nin günümüzde herhangi bir etnik uzantısı yoktur. Ama buna rağmen bugün İran'daki Fars milliyetçiliği onun 2500 yıllık bir devamı olduğunu savunur. Hatta İlber Ortaylı'nın son konuşmalarının birisinde dedi İran eski medeniyetini koruyabilir. Çok komik. Böyle bir şey yok. Günümüzde Zerdüştü dinine mensup topluluklar İran'ın Yezd ve Kilman bölgelerinde ayrıca Hindistan'ın Gujarat bölgesinde yaşıyorlar. Bu bölgelerde yaşayan topluluklar belirttiğimiz gibi eski Akamenişlerin devamı olmadığı gibi etnik ve kimlik açısından da farklı etnik kökenlere ve dillere dayanmaktadır. İran'ın Kilman ve Yezd bölgelerinde yaşayan Zerdüştülerin ana dilleri de İrani kökenli olmalarına rağmen yine birbirinden farklı dillerdir. Hint Zerdüştülerine gelince ana dilleri Hint dilleri ailesine mensup olan Gujaratice etnik olarak da Gujarati adıyla bildiğimiz topluluğa dayanmaktadır. Gujarat Hindistan'da bir eyalettir. Hindistan'ın batısında yaklaşık 40 milyonluk bir nüfusu vardır. Bunun sadece bugün 100 bin dolayında bir Zerdüştü nüfusu var.
100 milyon çok az. Ama Hindistan'ı yöneten bunlardır. Yani Hint Selçukluları veya daha doğru bir ifade ile Gujarati Selçukluların diliyle etnik kökeni eski İrani dilli Akamenişlere veya daha sonraki Sasanilere dayanan saydı, İrani dillerinde konuşmaları gerekiyor. Oysa İrani dilinde konuşuyor. Bütün bunlara rağmen bu topluluk Avrupalıların Batı ve bunun da etkisiyle dünya literatüründe Hint Parsileri adı altında bilinmektedir. Oysa ki bu kesim kendilerini inançsal açıdan iyi din veya en iyi din anlamına gelen Behdin veya Mazda'ya tapan anlamına gelen Mazdes olarak adlandırmaktadır. Burada şu soruyla karşılaşabiliriz. Batı neden söz konusu topluluğu kendi adıyla değil de Parsi olarak dilendirmektedir? Sorunun yanıtı Orta Doğu'daki son 200-250 yıldaki Batı yani Portekiz, Hollanda ve özellikle İngiliz politikası ve yayılmacılığının özellikleri. Zira söz konusu topluluk ilk kez Avrupalılar ve özellikle İngilizlerin Hindistan'ı ele geçirmesiyle birlikte keşfedilerek siyasi çıkarları doğrultusunda kullanmaya başlamış. Böylece özellikle Orta Doğu'nun tam göbeğinde yer alan İran coğrafyası için öngörülükleri politika zincirlerine paralel bir biçimde ilk kez Parsi adı ile anılmıştır. Aryan tarihçiliği herhangi bir tarihi kanıt göstermeksizin Gujarati Zerdüştilerinin kökenini Sasani döneminde İran'dan kaçıp Hindistan'ın Gujarat bölgesine yerleşen nüfusa bağlıdır. Yine aynı politik tarihçilik anlayışına göre bu topluluğun İran'daki dindaşlarıyla ilişkilerinin kopması İran'ın Müslüman Araplarca ele geçirilmesinden sonra gerçekleşmiş, ilişkinin kurulması ise 18. yüzyılda yeniden başlamıştır. Bilindiği gibi 18. yüzyıl İngilizlerin Hindistan'da egemen olduğu ve güçlendiği bir zamanı kesilir. 1720'de Camas Vilayeti adlı bir üst düzey bir din adamı Kirman'dan Hindistan'ın Surat kentine gitmiştir. İran Zerdüştü'nü. Destur Camas bu peronun eski metinlerin okunuşunu ve içeriğini öğreten Desturdara ve Destur Kavus'un hocası olmuştur. Destur Camas Kirman'daki geleneği temel alarak ölünün yüzünün kapanması gerektiğini söylemiştir. Destur'un düşüncesi Gujarati Zerdüştü'nün arasında tartışmaya sebep olmuş. Sonra birbirine girmişler ve öldürmüşler birkaç kişiyi de. Yani aralarındaki farka kadar erildir. Daha sonra Kavus diye biri de Yezde gidiyor daha sonra ve Zerdüştü teknikini öğreniyor. Oradan da öğrenmek için Kirman'a gidiyor. Onun oğlu Molla Firuz ise Yezde eğitime başlıyor. Molla Firuz daha sonra İngilizlere çalışacaktır, anlatacak. Kavus eğitimini bitirdikten sonra doğru takvimin Yezd ve Kirman'da kullanılan kadimi takvim olduğunu bildirmiş. Yani Hindistan, İran'daki Zerdüştülerin takvimi doğru ve Hindistan'daki belki yanlıştır. 1783'te yapılan tartışma toplantılar birinde iki taraf birbirine girmiş. Takvim çekişmeleri aslında uzun süre bu iki grup Zerdüştülerinin birbirine şeyini düşürmüştür. İran'dakilere kadimi Zerdüştüler diyorlar. Hindistan'dakilere de Şahinşahî Zerdüştüler diyorlar. Tahran Zerdüştüleri Derneği de 1919'da bu takvim onaylamıştır. Yani İran'daki takvimi. Kacar Devleti'nin yıkılmasının ve Pehlevi Krallığı'nın kurulmasını kararlaştıran bir 5. Meclis 1914'te İslami ve Türk takvimini, 12 hayvanlık Türk takvimini bu tarihinde yılda kullanıyorlar. Yerine bu takvimi İran'ın resmi takvimi olarak seçmiştir. Bu olaydan da anlaşılan Hindistan'daki Zerdüştülüğü ile İran'ın Kirman'daki Zerdüştülüğü bile birbirinden oldukça farklı özellikler taşımaktadır. Söz konusu yüzyıla kadar pek bilinmeyen ve tarihsel bir kimlik bile göstermeyen bu topluluk şaşılacak bir biçimde birdenbire Hindistan ve Avistan'ın en etkin siyasi ekonomik gücü haline gelmiştir. İlginçtir, siyasi düşünce tarihinde Yahudilikten sonra Hint Zerdüştüleri ikinci Plotus'la topluluk olarak karşımıza çıkar. Eski Yunan'da bir sözcük olan Plotus, zenginlik anlamına gelmekte, Plotokrasi de sermaye gücünü elinde bulunduran ve hakimiyetini bu yolla dolaylı ve dolaysız biçimde toplumun tümüne dikte eden azınlık topluluklara verilen bir siyasi terimdir. Aslında yakın çak incelemelerinde her milletin ve her bölgenin plutokrat kesiminin tespiti son derece önemli bir başlık.
Mesela diğer Suriye'de plutokratyası bu sayrıdır. Esad ailesi bu sayrıdır. Diyelim Şah döneminde İran'da Bahailer, bana göre Batı özellikle gelişti de İran'da yine Bahailer plutokratyası kesin bunu hazırlamaya çalışıyor. Sonra Zerdüştü Guzeratiler fiziyotik olarak tam bir Hintli görünüm azletmelerine rağmen tarih süresinde onların kökenleriyle ilgili yapılan araştırmalardan birbirinden oldukça farklı sonuçlar elde edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlardaki farklılıklar konunun bilimsel bir yöntemden ziyade politik eğilimlerle yapıldığını açıkça göstermektedir. 1970'te yapılan bir araştırmaya göre Guzerati Zerdüştüleri yerel halkla evlilikten kaçınarak eski İrani köklerini koruduklarını sanıyorlar. Yani İrani kökenleri vardı. 2002'de Pakistan Zerdüştülerinin Y kromozomu DNA'sı üzerine yapılan çalışmalara göre Zerdüştüler komşulardan daha çok İranlılar ile genetik yakınlıklar var. Bu da İranlı sanılıyor. 2004'te yapılan bir diğer çalışmaya göre ise Guzerati Zerdüştülerinin ana soylu mitokondriyal DNA'sının İranlılar ve Guzeratilerle karşılaştırılmasından onların İranlılardan daha çok Guzeratiler ile genetik olarak yakın olduğu ortaya çıkmıştır. Yani onlar göçmen babalar ile yerel kadınların karışmasından ortaya çıkmışlar. Böylece İran kökenli mitokondriyal DNA da kaybolmuştur. Yani İran kökenli şeyi burada görüyorsunuz. Evet. 2007'de yapılan bir araştırmaya göre ise Guzerati Zerdüştüler yakın doğudan bazı genleri almış olan günümüz İranlılardan daha çok Neolitik dönemde İran platosunda yaşayan insanlarla genetik olarak yakın olmakla birlikte aralarında %48 oranında Güney Asya'ya özgü mitokondriyal özelliklere sahip olanlardan saptanmıştır. %48 Güney Asya rakam çok yüksek. Bu çalışmada Sencan kıssasına değineceğim. Bu Zerdüştüler bu bölgeye güya Sasani döneminde kaçıp sığınıyorlar. Hindistan'ın Gujarat'ından. Orada işte bir bardak yerli hakimi bir bardak süt veriyor bunlara. Diyor ki burası doludur, gelmeyin. Bunlar da diyorlar ki biz ya şeker katıyorlar için. Diyorlar ki biz zaten taşmayacak kadar ama tatlandıracak kadar bölgede varız. Sonra diyor dediklerine uyuyorlar, bölgedeydi. Ona gönderiyor. Bu çalışmada Sencan kıssasındaki bölgeye gelen Zerdüştülerin kalabalık yerli nüfusu sütü tatlandıracak şeker kadar etkilendiğini göndermeye de bulunmuştur. Anne gen havuzlarının yaklaşık %60'ı Güney Asya haplı gruplarından kaynaklanmaktadır. Bu oran İranlılarda ise sadece %20'dir. Yani İranlılarla akrabaydılar, Parsiydiler bunlar. Guzerati Zerdüştüler de Hintlilere benzeyen M haplogrup %55 oranında da çok yüksektir. Oysa ki bu oran İrani örnekte sadece %1.7'dir. Hemen belirtilen bir tarihsel süreç söz konusu dönemlerinde Hint Zerdüştülerinde dış evlilik yasak olduğundan onlarda etnik melezleşmeyi düşünmemiz olanaksızdır. Yani İrani kökenli olsalardı kesinlikle dış evliliğe kapalı olduklarından dolayı yerli Hintliler ile evlenmeyecek yine de eski İrani fizyotiplerini korumuştur. Yani ciddi bir çelişki var söylediklerimiz. Nitekim onların 1909'da dini kurallarının yeniden tespitiyle diğer etnik toplulukların Zerdüştü olabilecekleri şansı kapatılmıştır. Fakat daha sonra babanın Zerdüştü olması esas alınarak doğan çocukların da Zerdüştü sayılması geçerli bulunmuştur. Bu değişiklikler gelişen siyasal ortam ve şartlara paralel olmuş ve onlara siyasal açılımlar sağlaması yönünde düzenlenmiştir. Sonunda ise 25 Şubat 2006'da belirlenen dini kurala göre Zerdüştülük için annenin bile Zerdüştü olması yeterli sayılmıştır. Şimdi Türkler
aşağı yukarı 17. yüzyıla kadar bugünkü İpek Yolu üzerinde tarihsel sürekli hakimiyetlerini kurmuşlar. Yani bir tarafta diyelim Osmanlı hakimiyeti, öbür tarafta Safevi, Timurlu, Özbek, Hindistanlı Fatimler ve başka başka. Ama artık 16. yüzyılda bir şey yaşanıyor. Nedir bu? Avrupalılar İpek Yolu'na giremez oluyor. Osmanlı önlerini tıkıyor. Giremeyince de mecburiyet karşısında denizlere açılıyorlar. Açık denizlere. Keşke açılması vardı. Ve gelip Amerika'yı keşfediyorlar. Ve aşırı derecede bir zenginlik. Ve yüzyılda geliyorlar. Ve bu modern dünyanın artık sömürgeleştirme dönemi başlıyor. Artık oradan aldıkları gelir o kadar fazla ki. Bu İpek Yolu üzerinden geliri katlıyor ve dünyanın görüngesi değişiyor. Artık bunu biliyorsunuz, mavi sınırlardan söz ediliyor. Aslında mavi sınırlar şeyi o dönemden başlıyor. Yani açık deniz o dönemden başlayarak dünya siyasetinin belirleyici olması bir yeni bir görüngeye girdiğini insanlık tarihini gösteriyor. Biz de Avrupalılar kadar denizci olmadığımız için maalesef bu yarışta geri kaldık. Ama o dönemde özellikle Afrika'nın güneyindeki şeye Umut Boğazı diyorlar. Yani o kadar umut bağlamışlar. Umut Boğazı diyorlar. Oradan da geliyorlar Hindistan'a. İlk defa Avrupalılar, Portekizliler, İngilizler, Fransızlar ve kısmen Hollandalılar geliyorlar. Bu arada Türk Babürlük Devleti ile karşılaşıyorlar. Biliyorsunuz zaten şeylere de Indian diyorlar, Kızılderililere de. Bunlar da biraz Hindistanlılara özdeşleştirilir şeydir. Bu da Hindistan'daki şeydir. Türklerin Hindistan coğrafyasındaki güçlü hakimiyeti Babur-u Şah Cihan'ın 1650 yılındaki ölümüne kadar sürmüş. Bu tarihten sonra Evrenizip döneminde Hindistan coğrafyasında Avrupalı sömürgeciler görülmeye başlamış. Bunlar kimdir? İngilizler, Fransızlar, Polonyalılar. İngilizler, Türk Babürlü Devleti'nin zayıflamasından yararlanarak yavaş yavaş Hindistan'ı ele geçirmişler. Timur soyundan gelen Babürlüler kendilerini her ne kadar Türk olduğunu anlamasılar da batılı kaynaklar olumsuz bir imaj yaratma amacıyla onlara Mughal yani Moğol. Biliyorsun Mongol, Mongoloid diye bir hastalık da var ya, onu bilmişsiniz de anlıyorlar ki aşağılamak için. İngilizler Gujarati Zerdüştülerini de bu tarihten itibaren Hint Parsileri olarak adlandırmış ve onları yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi protokrat ve tüccar kesim olarak yapılandırmışlar. Nitekim günümüz Hindistan'ın en güçlü yatırımcıları ve endüstri sektörünü tekellerinde tutan kesim Hint Zerdüştüleridir. Başka bir deyişle Hindistan görünümünün arkasında saklı olan ciddi bir Zerdüştü eliti bulunmaktadır. Aynı tarihlerde İngilizlerin Hint Zerdüştülerini iki yoldan İran'a soktuğu görülmektedir. Bunlar tüccar ağı ve daha önemlisi ise İngiliz istihbaratı ajan ağıdır. Hindistan yapıncağında Zerdüştü. Türk Babürlü dönemi Hindistan tarihinin en parlak dönemini oluşturmaktadır. Hindistan coğrafyasını siyasi bir çatı altında birleştiren devlet ise yine Babürlüler olmuştur. Onların farklı kültür, dil ve dinlere baskı uygulamadıkları ve hoşgörülü davrandıkları bilinmektedir. Birazdan şeyde de açıklarım bir sonraki bölümde. Mesela Zerdüştülere de nasıl şey rahat davranmışlar, baskı uygulamışlar. Babürlü Sultanı Cihangir dönemine denk gelin. 1610'da Portekizliler ilk işletmelerini Surat'ta kurmuşlardır. Surat Gujarat'tadır. 17. yüzyılda Babürlü Cihangir ile İngiltere Kralı 1. James arasında yapılan anlaşma uyarınca Doğu Hindistan şirketi kuruluyor. Bu bir şirket başkanı. Tüm o arayancı şeyleri desteklenmiş, finanse edilmiş. Söz konusu şirket, Surat ve diğer bölgelerde de fabrikalar açarak Gujarat'ta o tarihe kadar kapanık kas toplumu özelliğine sahip olan aslında küçük çaplı çiftçilerden oluşan, yakın mesafelerde alışveriş yapan, batılılara odun, su ve yemek sağlayan satıcılardan ve küçük gemi tacirlerinden pek çok Zerdüştü'ye iş imkanları tanıyor. Babürlü Evrenizi döneminde İngilizlerin doğudaki deniz ticareti güçlenmeye başladı.
1660'da Doğu Hindistan şirketinin faaliyetleri Surat valisi tarafından engellendi. İngilizler sorunu çözmek için bir heyet ile Ebrezim'in sarayına gittiler. Ebrezim de onları önemsiz bulduğundan dolayı Gujarat'ın Surat bölgesinde ofislerini tek rasmuları için bir arazi tahsis etti. Ebrezim İngilizlerden alınan gümrük ödemelerini de kaldırdı. Buna rağmen 1688 yılında İngilizler cesaretlerini toplayarak Ebrezim ile savaşa girişti. Sonuçta ise ağır bir yenilgiye uğradılar. 14 Şubat 1689'da İngilizler Ebrezim'den özür dileyerek Ocak veya Şubat 1690'da tekrar ticari faaliyetlerini yürütmeleri için izin aldılar. Bu dönemde söz konusu şirketin faaliyetleri Hint mallarının doğunun diğer bölgeleri ve Avrupa'da dağıtımını ve aracılığını yapmak ile sınırlıyordu. Ebrezim döneminde Hindistan dünyanın en zengin ülkelerinden biri, belki de en zengin. 1690'da Babürlü Devleti'nin yıllık geliri 28 milyon İngiliz sterlini olarak tahmin edilmektedir. Ebrezim bir bölümünde başkent Delhi'nin hazinesinde 20 milyon sterlin bulunmaktaydı. Buna rağmen hazinelerdeki rakamlar buna eyalet hazinelerindeki rakamlara dahil değildi. Örneğin Bengal eyaleti merkezi Mürşidabad'ın hazinesinde 8,5 milyon sterlin vardı. 1684'te ise Doğu Hindistan şirketinin İngiltere'ye yaptığı ithalat rakamı 800 bin sterlindi. Nasıl düşün? Şirketin Ebrezim ile savaşa girmesi sonucu Surat'taki kapatılan büroları yüzünden İngiltere'ye yaptıkları ithalat 1691'de 80 bin sterlin, 1692'de ise 30 bin sterlin olarak gerilemiştir. Buradan da anlaşılan Ebrezim ile gerçekleşen savaş söz konusu şirket ve İngiltere için facia niteliğidir. Aynı dönemde Ebrezim'in 7 yıl süre içerisinde Müslüman ve Türk yönetimlerine 250 bin sterlin yardımında bulunduğu bilinmektedir. Ebrezim bunun dışında Kaşgar hükümdarı Abdullah Han'a 80 bin sterlin hibe etmiştir. Ebrezim iki Hintli taifeyi de barıştırmak için her birine 8 bin sterlin ve birer inci gerdanlık verdiği bilinmektedir. Hemen belirtelim ki söz konusu dönemde Hindistan'ın gelir kaynağı ülke içine dayanmaktayken İngilizlerin gelir kaynağı ise deniz ticaretine bağlıdır. Bu dönemde Hindistan limanlarının sırf gümrükten aldığı meblağ yılda 250 bin sterlin. Bu ise Babür ve Hindistan'ın yıllık gelirinin %1'inden bile daha azdır. Ebrezim 1661'den itibaren Müslüman Türk devletleri, Safevi, Türkistan Hanlıkları ve Kuzey Afrika ile olan ilişkilerini geliştirmeye başladı. Osmanlıların elçisi yalnızca bir kez 1690'da Babür Sarayı'na gitmiştir. İngilizler Ebrezim'in 1707'deki ölümü ile benzeren otorite boşluğunu yerel aracıları ve devlet içindeki adamlarına dayanarak en iyi bir biçimde değerlendirdiler. Bu tarihten itibaren ise İngilizler İran'a yayılmayı da başlamış oldular. Aynı şirket daha sonra Bombay'ın doğusunda da bir liman tesisi kurarak merkezi bürolarını Surat'tan yeni merkeze taşıdı. Selçuklular da bunları takiben buraya taşınarak kamu ve hükümet görevlerinde üst düzey makamlara getirdiler. İngiliz okurları Zerdüştiler'den yararlanmak amacıyla onlara özel ayrıcalıklar tanıyarak eğitimlerini ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarını sağladı. Zerdüştiler'in kazandıkları bu ayrıcalıklar onlar için fazlasıyla yararlı. Onlar artık kendi varoluşlarını bir İngiliz gibi aldılar. Bu ayrıcalıklar zamanla onları Güney Asya toprakları içerisinde daha etkin bir konuma getirdi. Zerdüştülerin bu düzeye gelmelerinden sonra İngilizler onları yerli halka yönelik aracı sıfatıyla kullandılar. Aslında Gujarati Zerdüştüler, batılı şirketlerin amaçlarına daha uygundu. Onların Gujarati Zerdüştüleri seçmeleri bilinçli bir seçimiydi. 18. yüzyılda Bombay'daki komisyonculuk yapan şirketlerin de hemen hemen hepsi Zerdüştülerine aitti. 1700 ortalarında Zerdüştüler Bombay'da birçok önemli ticari gruplar oluşturmuşlardı. Bunların en önemlisi Grup Bombay. Baruş'ta kasidarlık yapan James Forbes'te yazılarında 1770'te Bombay ve Surat'ta tüccar ve gemi sahiplerinin genelde Zerdüştüler olduğunu belirtir.
1800'de, 1811'de Bombay'da nüfus kayıt memuru olarak çalışan James McIntosh, Zerdüştülerin Hindistan ve Asya'da en güçlü yatırımcıların olduğunu yazmaktadır. 1728'de Noğruz adlı bir Zerdüştü, Panç Hayat Vakfı ve Hayır Merkezi. 1842'de ise Çamesti Cijigoy, Cijigoy işte Hayır, Benevolent şey, Vakfı'nı kuruyor, Hayır Vakfı'nı kuruyor. Eğitim sorunlarıyla ilgileniyor. 1854'te ise İnşar Mankeci Petit'te başka bir vakıf açıyor. Bunun amacı İran Zerdüştülerini burada okutmak dedi. 1893'te Britanya parlamentosundaki ilk Asyalı milletvekili olan Dadabay Noruş da bir Hint Zerdüştüsüydü. Dünya Yahudileri için İsrail toprakları ne ise Hint Zerdüştüleri için de İran coğrafyası olmuştur. Onların kutsal olarak addettikleri dağlar Kafkas, Alburz ve Demavend dağlarıdır. Hint Zerdüştülerinin İran'daki faaliyetleri. 19. yüzyıl başlarında Hindistan hükümetince desteklenen İran'da ciddi ve örgütsel olarak kültürel bir akım yürütülmektedir. Bu akımın esas amacı İslam ve gizlice Türk karşıtlığıydı. 1800'de Kalkuta'da bunun için bir kolej açılmıştı. 1811'de koleje bağlı Henry Martin adlı bir misyoner İran'a gönderilerek dönemin birçok siyaset adamıyla ilişkiler kurması sağlandı. Onun amacı İslam karşıtı düşünceleri İran'da yaymaktı. 1818'de ise Molla Firuz adlı bir Zerdüştü tarafından Bombay'da Azerkeyvani'ye ait Desatir-i Asimani kitabı yayınlandı. Şimdi birazdan Azerkeyvani'yi anlatmak için. 16. yüzyıla ait bir şahıstır bu. Bir kitap olan Desatir-i Asimani, komik bir kitap. Bu aynı zamanda ilk batı anlayışına dayanan İran tarihinin yazarı Sercan Markum'un da yardımcısıydı. Molla Firuz, söz konusu eserin eski İran peygamberlerine ait orijinal bir metin olduğunu iddia etmiş. Söz konusu kitap İran'da İngilizlerle sıcak ilişkileri olan devlet adamları ve maarif işleriyle ilgilenen bazı kişilerin üzerinde ciddi bir etki varmıştır. Bu kitap aynı zamanda günümüz İran tarihçiliği anlayışının da temellerini oluşturan kitapların en önemlisidir. Sercan Markum'un kitabı. Eserde öz Farsçacılığı aşırı bir biçimde savunulmaktadır. Hazer Keyvaniler veya bunlara Desatiriler tarikatı diyorlar. Hazer Keyvani veya Desatiri tarikatı akımının adını 1533'te Fars'ın istihdamında doğan, İran bir Fars yani istihdamında doğan Hazer Keyvan adında bir Zerdüştü din adamından almaktadır. O Desatir-i Asmani kitabının müellifidir ve Türk Babürlü Ekber Şah'ın inanç ile ilgili sağladığı ılımlı ortamdan yararlanarak 1570 yılında yandaşlarıyla birlikte Hindistan'ın kuzey doğusundaki Panta şehrine gidip yerleşmiştir. Ekber Şah biliyorsunuz bir karma bir din yaratmak istiyordu. Farklı dinler birbirine karıştırdılar. Bu da ortamdan yararlanarak bundan şeydir. Bu kitabın yazma şeyidir. Dedede Asmari'nin ilk sayfa ve son sayfasıdır. O eserini Farsça ve Desatiri diye tanımlanan yapay bir dil. Bu dil tamamen yapay, bir dil yok. Ancak bu Desatir-i Asmani kitabının yazarının 5. Sasan diye bilinen sözde bir peygamber olarak tanınır. Böyle bir peygamber değil. Onun uydurmalarına göre Arap İslam ordusuna yenilen 3. Gezdigert zamanında yaşayan 5. Sasan, kökeni daha eskilere sırasıyla 1. Sasan, Keyaniler, Kiumers ve Mahabad adlı bir peygambere dayanmaktadır. Desatire göre Mahabad sülalesi 3 milyar trilyon yıl peygamber olmuş. Yani böyle bir şizofreni hükmetin herhalde insanı tahil ediyor. Ve bu Mahabad sülalesi veya peygamberi daha sonra Ehlevi döneminde İran'da Batı Azerbaycan'da Soyuklu Ulak diye bir bölge var. İsmi değiştirildi Mahabad. Daha sonra 1945 yılında Mahabad Kürt Cumhuriyeti kurulur. Ruslar tarafından. Tarihte ilk Kürt Cumhuriyeti. Azerkeyvan annesi şiirinin kökenini de Sasani Anuşirvan'a dayandıracak biçimde uydurmuştu onu. Desatir-i Asmani kitabında Zerdüştülük öncesi eski peygamberlerin öğretileri ele alınmaktadır. Kitap 16 bölümden oluşmaktadır ve her bölümden bir
peygamber anlatılmıştır. Eserin Farsça versiyonu ise uydurma, öz Farsça kelimelerle doludur. O da bir sürü uydurma kelimeler biliyorsun. Türkiye'de belli kesin işte uydurmacılıktan söz ederler, Türkçe kelimelerle. Bu uydurma dedikleri kelimeler inanma birçoğu kontrol. Uydurma değil, tamamen dil bilimse, kurallara göre şey yapılmış veya eski metinlerde var. Mesela Özgür şeyin mesela ben eski uydurma metinlerinde, Ozgur içinde bulur. Ve bilmiyorlar ama maalesef bunu da bir iddiası diyorlar. Komik komik şeyler de söylüyorlar ve genç kuşağında aslında diyeyim, bu son derece gerekli olan dil reformu ile ilgili düşüncelerini şey yozlaştırıyor. Ama burada o dönemde her dil bilim yoktur. Uydurun eline geldiği kadar kelimeleri uydurmuştur. Ve bugün Farsça'da o dönemde uydurulan kelimelerin birçoğu var. Hem şahsen uydurulan hem de kelimeler. Peygamberlerin kimisinin trilyonlar yıl önce göklerden yere indiği söylenmektedir. Şimdi bu delilin şizofrenliğine ne diyebiliriz? Daha da ilginci, trilyonlar yıl önceye ait olduğu ileri sürülen bu bölümler Arap alfabesiyle yazılmış. Bir Arap alfabesi, trilyonlar yıl Arap alfabesi mi vardı? Desatirde Kabe, Kudüs, Medine, Necef, Kerbela ve başka kentler aslında put veya ateş tapınakları olduğu ileri sürülmüş. Desatire göre Mahabat bir put tapınağı dikip ona Abad adı vermiştir ve şimdi bu tapınağa Kabe denir. Ve Mahabad Hak'tan, oradan olan yedi puta tapmalarını istemiştir. Kabe'de olan Hacerül Esved de aslında Zühal gezegeninin heykeli olup Mahabad tarafından yontulmuştur. İşte bu nedenle de Hazreti Muhammed tüm heykelleri kırıp ancak Hacerül Esved'i kurmuştur. Ona göre Beyt-ül Mukaddes'i de Zahhak yapmıştır. Ancak Feridun orada ateş yapmıştır ve Zahhak'tan önce de orası ateş ve put tapınağıydı. Yine desatire göre Hazreti Ali'nin mezarının bulunduğu Necef, Furu, Parayınam adlı bir ateş tapınağıymış. Hacize İmam Hüseyin'in mezarının bulunduğu Kerbela da ateş tapınağıymış. Yine İmam Rıza'nın mezarının olduğu yerde bir ateş tapınağıymış. Ona göre şimdi Safevi Sultanlarının atası olan Şeyh Safi'nin mezarı da Azerkabus adlı birinin yaptırdığı bir ateş tapınağıdır. Komik olmuş iddiadır. İlginçtir, desatirdeki Zerdüşt ile ilgili anlatılar, Avesta'daki anlatılanlarla da örtüşmemektedir. Kimilerine göre aslında Azerkeyvaniler Zerdüşt'i bile olmuş. Nitekim Azerkeyvanilerin kendisi dahi var olan Avesta'yı gerçek saymamışlardır. Aslında eser tam da şizofrenik bir düşünce yapısının ürünü olup gerçeklikle örtüşmeyen birçok şizofrenik bilgiyi içermektedir. Azerkeyvani tarikatına ait diğer kitaplar ise şunlardır. Devistan-ı Mezahir, Şaristan-ı Çaharçaman veya Şaristan-ı Daniş, Gülistan-ı Biniş, Zayen Derut, Hıştaf ve başkaları. 1770'lerde takvim ile ilgili Gücerati Zerdüştü'ne, Kadimiler ve Şahinşahiler arasında yaşanan kanlı anlaşmazlıkları bitirme amacıyla Molla Kabus adlı biri, küçük oğlu Molla Firuz ile birlikte Zen sülalesinin hakim olduğu birine gidiyor. Onun amacı bu konuda İranlı Zerdüştü mübitlerin düşüncelerine başvurdu. Zira Molla Kavus ve kadimlere göre İran Zerdüştüleri gerçek ve doğru Zerdüştülük dinini korumuşlar. İşte Molla Kavus, İsfahan'da bulunduğu sürede Esatir kitabının bir yazmasını elde edip kendisiyle Hindistan'a götürmüştür. Esatir kitabı daha sonra Doğu Hindistan şirketinin yöneticilerinden olan diplomat asker Sercan Malkum'un önerisiyle 1818'de Molla Firuz tarafından yayınlanmıştır. Doğu Hindistan şirketi Sercan Malkum'u 1799-1801'de diplomatik ve ticari anlaşma için İran'a göndermiştir. Sercan Malkum'un yazdığı İran tarih kitabında Molla Firuz'un sağladığı desatir ve Devistan-ı Mezahir kaynak olarak kullanılmıştır. Yani bir modern bir araştırmada nasıl böyle bir şizofrenik eseri kaynağını kullanmışsınız? Kitabı Mirza Hayret 1870'de Farsça çevirip Bombay'da yayınlanmıştır. İlginçtir, Fars kimliğinin yayınlanan edebi, tarihi metinlerin hemen hemen ilk
çalışmaları Hindistan'da. Orada hazırlanmış durumda. Bu eser İranlı seçkinlerin kendi kimlikleri ve geçmişlerine olan algılarını etkilemiştir. Azerkeyvani uydurmacılığı daha sonra da Cemşit Ciziboy gibi ünlü Gujarati Zerdüştü bu Afyon tacirleri tarafından da desteklenmiştir. Bunu söyleyelim yani Hint Zerdüştüleri o tacirlerde dünyanın en büyük Afyon tacirleri. Ciziboy'un siparişi üzerine Hudaycu bin Namdar'a Nami'yi Şerh-i Mukaşifat-ı Azerkeyvan veya Cami-i Hüsur kitabını yazmıştır. Ciziboy, Britanya sömürgeciliğine yaptığı hizmetlerinden dolayı ilk Hindistanlı olarak şövalye lakabını almıştır. Hakkıza Azerkeyvanlar ve Hatariyeçi, Hatariye bir ajandı. Bunu artık bugün anlatmayacağım çünkü çok uzun olur. İran'a geliyor ve neler yapıyor ki yanında. Değişik tarikatları örgütlüyor, Kürtleri bir tahrik ediyor, onlar da kim bir yaratıyor, birçok şeyler yapıyor. Kafkas'ta bir değişiklik yapıyor. Atariye çevresi yine Ciziboy gibi zenginlerin sağladığı desteklerle 19. yüzyılda birçok uydurma eseri üretip yayınlamışlardır. Tesatiri tarikatına ait eserlerden biri de Devistan-ı Mezahir kitabı. 17. yüzyılın ortalarında yazılan Devistan-ı Mezahir kitabının yazarı. Bilinmesindeki bir görüşlere göre Azerkeyvan oğlu Kendüs'te İsfendiyar'dı. Devistan-ı Mezahir ilk olarak 1809'da Kalkuta'da basılmıştır. Bu arada Aryancılık anlayışı o denli William Jones gibi alimleri etkisi altına almıştır ki ilk aşamada o bile bu uydurmacılığın tuzağına düşmüştür. James Jones, Hint-Avrupa dilleri teorisinin kurucusu sayılmaktadır. O Devistan-ı Mezahir aracılığıyla görmediği desatir kitabını Avesta düzeyinde bir kitap sanmıştır. Yine Fransız Henri Corbelle bu konuda yanılmış ancak gerçeği daha sonra itiraf etmiştir. Kıssı-ı Sencan uydurmacılığı, bu da başka bir yerden. Behmen Keyfuat adında Gujarati Zerdüşt Mubil tarafından 1600'de Farsça yazılan Kıssı-ı Sencan eserinde Arap İslam ordusunun 7. yüzyılda İran'ı ele geçirmesiyle Zerdüştülerin acınacak durumu ve Horasan'dan Hindistan'a olan zorluklarla dolu göçü anlatılmaktadır. Esasen Zerdüştüler Hindistan'a göçünü bu eserin dışında başka bir kaynakta bulmaktadır. Bu da bu eserin verdiği bilgilerin kurgulandığını veya uydurulduğunu açıkça göstermektedir. Kıssa-ı Sencan'da dikkat çeken önemli bir husus, eserin Hindistan'ın batılılarca sömürgeleştirildiği bir dönemde yazılmasıdır. Eserde Arap İslam ordusundan kaçan Zerdüştüler ilk Kuzeydoğu topraklarında Sencan diye adlandırılan dağlık bir bölgeye yaklaşık 200 yıl kalmışlar. Oradan ise güney sınırlarda olan Hürmüz Adası'na ve oradan da Gujarat'ın Surat bölgesine gelmiş, göçmüşlerdir. Belazuri, Duhur Büldan kitabında 8. yüzyıl olaylarını anlatırken Kirman bölgesinde Sasanilerin kalıntıları olan Akların Müslümanlarla savaşlarını ve sonunda Hürmüz çevresinde bu bölgeye itildiklerini anlattım. Zaten ben anlattım. Her Sasani Zerdüşt'ü anlatmak gerekmez. Elbette Sasanilerden arta kalan söz konusu kesimin Zerdüşt'ü olup olmadığını bilmiyorum. Kaptan Gyo adlı bir adada 19 yıl kaldıktan sonra bir Zerdüştü rahip yıldızlardan gelecek alın yazılarını okur ve adadan çıkmalarını ister. Adı başka bir kitapta geçmiyor. Surat bölgesinin kralı Radi Rana Zerdüştülerin orada yaşamalarına izin vermez. Dil farklılıklarından dolayı birbirlerini anlamadıkları için onlara bir süt dolu bardak gösterilerek bölgenin dolu olduğunu ve onların yaşamları için yer kalmadığını bilir. Ancak Zerdüştüler sütün içine şeker karıştırarak yerlilere sorun çıkarmadan, sütü tatlandırarak bardağı kaçırmadan bölgede yerleşebileceklerini anlatmaktadır. Sonunda kral dört koşul belirleyerek onların bölgede yerleşmesini istiyor. Bu koşullar kendi dilleri yerine Gujaratçayı konuşma. Bak bu hemen burada uydurmaya başladık. Kendi dilimizi konuşuyoruz. Bunlar böyle bir şey. Sonra düğünlerini akşamlar geçirmek. Bunlar da akşamlar, Hintliler gibi.
Serbestli kadınların yerli Gujaratilerin giysilerini, giyimleri aynı öyle giyiyorlar. Ve savunmacıların silah taşınmaları olmuştur. Surat yakınlarında Sancan adlandırılan bir bölgede yaşamaya başlanır. Sancan kıssasının anlatısına göre yaklaşık 300 yıl sonra Müslüman Gazneliler, kötü Türkler, kara bulutlar gibi Sancan'a doğru ilerlediler. Zerdüştüler, Hindularla omuz omuza onlara karşı savaşmışlar. Savaşın sonucunda Zerdüştüler de yenilir ve bölge Türk Müslümanlarının eline geçer. Tehran ateşinin sönmesinden veya çillekilmesinden korkan Zerdüştüler, ateşi dağlara taşıyıp 12 yıl mağarada sakladıktan sonra Bansta'ya ve daha sonra Nevsari'ye götürür. Sancan kıssasının veya içindekilerin uydurma olduğunu ileri süren Fahri yazarlar, Zerdüştülerin Arapların baskısı sonucu değil, Müslümanlaşmış Zerdüştülerin elinden kastıklarını, Hürmüz Adası'ndan baskı sonucu değil, ekonomik nedenlerden dolayı göçtüklerini, Zerdüştülerin İslami döneminde önce, İslam döneminde Hindistan'a göçtüğünü, Sancan adının Portekizliler tarafından Gujarat'taki kente verildiğini, onların aslında Hintli yerli Zerdüştüler olduklarını veya Zerdüştülüğü yaymak için Hindistan'a göçenlerin torunları olduklarını ileri sürmüşler. Nitekim Sancan kıssası Gujarati Zerdüştü toplumunda süreklilik duygusunu uyandırmak ve tarihsel meşruiyetini sağlamak ve kendilerini eski bir imparatorluğunun ardılları olarak görme ihtiyaçlarından uydurulmuş bir öyküdür. Zerdüştü araştırmacısı var, bir tane çok namuslu ve ahlaklı bir araştırmacı olmuş. Kuştaş keyifçi, kendi toplumunu eleştirdiği bu kadar yalan olmaz. O bile bu metne karşı çıkmıştı. Zerdüştü araştırmacı Kuştaş keyifçi Neriman, verilen bilgilerin geçerliliğini kuşkuyla yaklaşmıştı. O kadar ben burada bitirirsek bence iyi olur. Çok teşekkür ediyoruz. Sorusu olan varsa alalım. Hocam, buyurun Büşra. Bütün bu anlattıklarınız ışığında bu Hümeyni'nin ve buna benzer diğer İran'ı yönetmeye kalkan Moğolların Hindistan İngiltere ile olan bağını kurabilir miyiz? Şimdi Kaçarlar döneminde Şefti diye bir din adamı var. Hüccetül İslam Şefti. Bu ilk bu şeyi nasıl anlatayım? Ünvanı onun adında görüyorsunuz. Bu Zencan eyaletinin Tat ilini yani küçük bir etnik grubu Türkiye'nin onlardan oldu. Hindistan'dan olan humus ve zekat gönderiyor. O kadar ciddi bir para akışı var ki Kaçar kralları kendileri diyorlar ki anlayamıyoruz bu ülkede en zengin biz miyiz yoksa bu şeftimiz. Evet o dönemde İngilizler İran'da Şiiliği, tarihsel Şiiliği Fars'ın hizmetine sunacak bir biçimde tekrar izah ettiler. O bir geç. Zaten burada şimdi anlatmam bitmedi. Hatariye diye bir ajan gönderdiğinde geliyor, diyor, Şiit'in adamlarıyla görüşüyor, onları yönlendiriyor, öyle yaptırıyor. Yani o konuda ciddi. Şimdi bu konuda ne yapılabilir? Bakın Sultan Mehmet Fatih döneminde bütün Hristiyan mezheplerinin merkezinde İslam adam Müslüman ama ne kadar akıllı. Ve Türkiye'mizde Şiiliği kendi kontrolünde Türk Şiiliği anlayışını desteklemesi lazım. Çünkü İran'da Türkler Şiiliği'dir. Irak'taki Türklerin arasından biraz fazla Şiiliği'dir. Azerbaycan'da ciddi bir Şii Türk nüfusu var. Yani çok çok fazla. Ve Pakistan Kars'ta uygulayacak. Yani biz gelip Şii'dir diye aman aman ilgilenmeyelim, o zaman olmaz. Bütün devletler en küçük tarikatlardan şeyler burada, onun üzerinde üst planlarını kurdular. Bunun milli modellerini veya kendisine yarar verecek modellerini hazırlarlar. Bunu Türkiye'mizde yapmıyor. Bunu da Türkiye yapamaz. Diğer Türk cümleti yapamaz.
Çünkü diğer Türk Cumhuriyetleri zaten Sovyet sömürüsünün ürünüdürler ve oradaki henüz sömürü zihniyeti henüz uzun süre belirsizdir. Uzun süre. Sağ olun. Ben bir şey sorabilirim. Hocam şimdi bu Avesta'daki yazılardaki mesela diyorsunuz ya uydurulmuş peygamberler daha sonrasında. Mesela sonrasında bu tarafa daha yakın bir tarihe geldiğimizde bu propaganda, işte algıda şeylerin kaynağı, mesela Hitler'in bile propaganda usullerini, yani daha İngilizler oraya gidince, hani İran'a ya da Hindistan'a gidince keşfetmiş olabilirler mi? Yani oradan, bu eserlerden, hani diyorsunuz ya 3 milyon trilyon yıl önce peygamberlik bizden geliyordu falan gibi takım şeyleri söyleyerek, eserler oluşturarak, hani böyle yalanlar atılarak bir toplumun şekillendirileceği, oluşturulacağı, kendi kendine bir tarih oluşturulacağını, bu İngilizler, hani Batı, bu Doğu'dan öğrenmiş olabilirler mi? Doğu'dan öğrenmiş. Değil mi? Doğu'dan öğrenmemiş. Doğu'yu onlar öğrenmiş. Öğretsin işte. Ben biraz geç geldiğim için hocam. Onlar öğretsin. Çünkü mesela ilana biçimlendirmek için gönderdikleri ajanlar hepsi istihbarat adamıdır. Yani çok ciddi istihbarat adamıdır. Ama bu tutuyor belli ki yani. Yüzyıllardır işte. Tutmaz da şimdi bizde şöyle söyleyeyim. 17. yüzyıldan sonra artık Doğu'yu temsil eden Türkler. Biz yenildik, bunu kabul etmemiz lazım. Hocam niye karşılığında daha yüksek aslı olacak yani konunun aslı olan eserler neden oluşturulmuyor? Şimdi konunun aslı olacak şöyle söyleyeyim. Bilimi ontolojisinde genelde egemen olan kimdir? O kendi çıkarlarına göre kurulur. Ve biz egemen değiliz. Bu şeyde son 300-400 yılda falan egemen değiliz dünya tarihinde. Yani yavaş yavaş sorgulanmaya başlıyor. Tüm sorgulanmasına rağmen İlber Ortaç sabah akşam tuhaf şeyler söylüyor Yunan'da. 2005 yılı sürekli de düzüldü, konu. Nerede de bu sürekli Yunan'da? Bir şey söyleyeyim. Bu şey şu an azalıyor. Geçiyor ya, geçiyor. O Türkçe'ye çok yakın ama siz şeydi bak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bir kere Kürt diye tanımladığımız bir etnik kurumdan söz etmek bilimsel hukuk olacaktır. Bu ad altında yaklaşık 50 civarında farklı etnik grup vardır. Her birisinde farklı adı vardır. Kurmanlı, İkor, Kuramanlı, Suranlı, Badili ve şimdi bunu Batılılar ve özellikle İngilizler Kaçar döneminde keşfettiler ki İran'da Türkler egemendi. Biz bunu kırmak için bir homojen bir etnik şey bulamıyoruz. Yani Fas etniği de doğmamış. Yani yapay Fas etnik o kimliği neden diyorum ama belki bir sonraki şeyde açıklarım, doğmamış. Geliyorlar İran'ın güneyindeki Irak, İran, Suriye ve Türkiye'deki bakıyorlar İranî diller ailesi içerisinde konuşan bir 100 kadar farklı etnik grup. Bunu ne yapalım? Sünnileri Kürt çatısı altında topluyorlar. Şiileri Lor Bahtiyari altında. Ve hatta İngilizler o dönemde Lor Bahtiyari Cumhuriyeti gibi projeleri. 1800. Evet. Ve o ancak gerek kalmıyor çünkü Tahran merkezi ele geçirdiler. Hiç ona bir şey kalmıyor. Ve yine burada da ben değineceğim. O dönemde Hatarya diye bir ajan var geliyor. Kürt aşiret. Hatta da kullanıyor. Kullanmadı. Kurman, Sorani, şey. Onların aşiret başçılarıyla görüşüyor ve onlara işte sözde Kürt kimliğini aşılamaya başlıyor. Mesela onlara söylüyor diye bir kitaptan söz ediyor. Adı şeydir, Ensabul Ekrat. Yani Kürtlerin nesebi. Kürtler nesebi. Gareş'te, efendim? Gareş'e gittikleri zaman işte o sor, şu Gareş tarafına gidiyorlar da yine böyle Zerdüşti, inanca sahip birilerine duruyorlar falan filan. Evet. 1870 yıllarda. Sabı Akrat abi kitabı şey yapıyorlar. Ama bu kitap aslında yok. İşte bu uyduruyor. Onu söylüyor. Yani. Ama bu var olmayan kitabı maşallah yüzlerce, binlerce kurtulmuş. Kürtlerle ilgili.
var olmayan bir kitap. Yüzlerce, binlerce kitap. Fotoğraflanmış ve hiç sorgulayamadık. Örnek hocam, bir arkadaşımız daha var söylüyorsunuz. Buyurun. Hocam, bugünkü dünyada Zerdüştler etkisi, ekonomik durumu veya diğer şeyler var mı? Felaket. Yani bir yoğunlaştığı için var mı? Yahudilerden sonra dünyada en zengin kesimde. Kaliforniya'da 15 binlik bir nüfusları var. Yani peşin kontrolünde. Hindistan'ın yeni İngiliz başkanı ağır sanayi. Arselon, bunlardan Arselon. Evet, olabilir. Olabilir. Peki. Mesela şöyle söyleyeyim size. Rajiv Gandhi vardı ya. Rajiv Gandhi'nin babası bize düştü. Zaten onu söyledim. Hocam, bir de şey soracağım. Bunların mecusilikle ilgili, yani ateş kültü var kesinlikle. Mecusilik genelde Kur'an'da geçen bir addır. O bazı yerlerde Zerdüştlüğü'nde birleştiriliyor ama bazı yerlerde de mesela bizim Gokma Gokman ya. Gokma bu kavram biz Türklerin Engin'e kurduğumuzu diyorsunuz. Orada da şey geçiyor, dağın arkasında hapsediyorlar. Sonra da artık geliyor, piyano kurdu. Zaten bizim Ergenekun. Tabii bu Ergenekun destanı bizim için kurtuluş mitidir ama Samiler için ahir zaman sıkıntıdır. Dolayısıyla oradan öyle görülmesi lazım. Biz neyse bambaşka bir şey. Mecus Magos şeyden gelir, Gog Magog şeyden gelir. Ama yer yer mesela bazıları yeri Zerdüştlüğü'yle ilgilendirmiş belki de olur diyoruz. Peki şeyler bu ateş kuleleri tapınmak için bunlar Zerdüştlüklerde mi var? Evet. Onlar da evet. Çünkü bizim minare geleneği, İslam'daki minare geleneği orada var. Yok, yok. Öyle diyorlar hocam. Yanlış. Zerdüştlüğü mimarisi yok ya. Ama hayır, o ateş kulesi... Bakın Zerdüştlüğü mimarisi yok. Ötü mimarisi yok. O tapınakları... Tapınaklarda öyle böyle bizim bu camiler var ya, muhteşem mimarisi. Öyle bir tapınakları yok. Mesela şeyler var. Ateş kulesi olayı var mı hocam? Ölüm kuleleri var. Mesela bak ya. Biliyorsunuz, öldükten sonra cesedi afa götürüyorlarmış, bırakırlarmışlar. Kuşlar falan geliyor, iyi olmuş. İşte öyle, daha sonra da kuş bulunmamış. Kuş bulunmamış, çünkü onun cesetle kaldırdılar. Yani bu yüzyılda falan da değişti, artık gömerim falan, olmuyor. Her yeri de koku yaymış falan. Ne son derece, ikinci primitif bir şey. Yani böyle övüyorlar, yani Amazon'u falan açıyorlar. Vallahi hiç onların kadarı falan. Yani inek sütüyle gusül almak ve ismi ne demek? Hocam günümüzde bir deveyle içmek eskiye içiyorlardı. Şayet devesiz içmiyor mu? Araplarda hocam bu sütüle olabilir mi? Deveyle devesi deyip biliyorsunuz o... Tamam o yok. Şey olur, yöresel kültür olabilir ama İsrail'de yok. Peki şu andaki Yezidiler de şeyler arasındaki böyle bir benzer falan yok. Yok, bu bambaş. Bambaş. Hocam bir de bu çelik endüstrisi lideri var. Evet, ArcelorMittal. Evet. Bunlar da Gujarat'ta mı? Şimdi Tata vardı. Zaten bunu Tata var. Godrej var. Yani Hindistan'ın ağır sanayisi tümüyle Zerdüştlülerin elindedir. Bollywood Zerdüştlülerin elindedir. Her şey bunlar. Evet, her şey bunlar. Yani Hindistan sinema sanayi. Evet, 100 bin nüfuslar var size. 100 bin. Ama her şey bunlar. Onu İngilizler getiriyor. Şey yani, ya bu değil. Yok işte, ona göre protokrat diyor. Aynı protokrat diyor. Evet. Soracak mısınız soruyu, onu merak ediyorum. Ama yeni seçilen İngiliz Başbakanı'nın yenilik kökenli. Onu valla ben izlemedim ama şeydir yani özellikle ha, olabilir büyük bir olasılıkla. Başka birileri olamaz zaten. Başka birileri, Zerdüştlüler %100 şehirlidirler Hindistan'da. %100 okur yazarı. On birileri ama işte oran %60 bana bazen %40'a 50 geçer. Onlardan bile üst düzeyde adamların çıkması diğer etkilerden çok zor. Zerdüştlüler olabilir. Hocam ben şey sormak istiyorum. Buradaki analitik geçmişten çıkarıp geleceğe gençlere ezber bozan bir merak olarak nasıl patlatabiliriz? Noktasında ben şunu öğrenmek istiyorum. Bir, son bir yılda bir süreç yaşıyor. Sağ olun siz çıktınız. Fatih Erdem hocamız çıktı. Profesör Mehmet Bayraktar hocanın tespitleri var. Mesela, 2 yıldan önce yazılırken Tevrat'ta
Farsi gibi bir terim yok devlette. Şimdi ben bunu gençlere nasıl taşıyacağım, şöyle taşıyacağım. Benim bir teorim var. Ben diyorum ki, Freddie Mercury Türk'tü diyorum. Kim? Freddie Mercury. Farsi olarak geçiyor. Bana delisin diyor. Ben bulup Bursa. Bana delisin diyor Bursa. Ama Bursa. İngiliz olduğuna inanıyorsun da, kazanın doğruna. Evet. Öldüğüne de inanmıyorsun. Demek istiyorum ve bence bu tip argümanlarla biz gençleri Allah Allah ya ne oluyor merak duygusu oluşturabiliriz. Çünkü şöyle bir şey var. Bahtiyar Hoca'nın kitabında yazıyor İskitler'de. Eline, beynine ve diline hakim o benzeri bir şeyin Hacı Bektaş'tan 2000 sene önce İskit Anaharsis'te. Ki bu Cihat Yaycı ile dönüşüyor. Üç tane doktor, Toharsis, Anaharsis. Evet. Akine'ye girip alkolle devadan kurtuyor. Şüpheciliği, bizdeki melaneliği ve kinicilik, köpekçilik yani Diyojen. Yunan'a öğreten ama maalesef Biden, belki Emre Ortay bilmiyorum. Diyor ki Sokrates Yunan'a çıkmıştır. Platon Cifre'den çıkmıştır. Aristo çıkmıştır Piyango'dan. Bunların evveli Hititler kimdir? Araştırmıyoruz. Halen Filikleri kazıyormuş. Pennsylvania Üniversitesi'nden hoca. Halen 70 yıldır. Onu da Türkan Tüfekçioğlu belirtiyor. Filiklerin öz adı kitabı varmış. Hint Ari yani Wikipedia Hint Ari'yi biliyorsunuz. Orada ayrı bir şey yazamıyorsunuz. Özellikle Hoca'nın dediği gibi. Tüm kitle, mahalle baskısı Hint Ari'yi. Biz geleceği konuşalım hocam. Yani sizin gibi değerli hocalar. Şunu söyleyeceğim, filmde şey var. Babası diyor ki, oğlum ne yapıyorsun diyor. Bugün konsere gideceğiz, açları doyuracağız diyor. Ben bile gideceğiz diyor. Good thoughts, good words, good deeds diyor babası, Paul'un babası. Bu Hacı Bektaş'ın eline, beynine, beli değil, beynine ve diline. Yani iyi düşün, iyi kelimeler kullan ve iyi eylemler olsun. Şimdi mutlu Türk'üm diyene altındayız. Gençleri nasıl uyandırabiliriz? Yani Freddie Mercury Türk diyorum ben, bana deli demeyin. Düşünün. Türk değil ya. Gucerat. Türk değil mi Gucerat? Ben şöyle hissediyorum. Yani dışarı olması için. 1500 yıllık İslamiyet kafesini açtığımızda Hazar Türklerin, Yahudilerin bilhassa Türk kökenli olduğunu yani Hazar, Kızılderililerin de Türk olduğunu. Yok, öyle demiyor. Kızılderililer Türk değil. Ama ben bunu şey kullanmayacağım. Akrabalıkları. Yani Güney Azerbaycan'a darbe yaptırıp şu an güncel sosyopolitik bir darbe yapmaya çalışmıyorum. Ben hakikat yolcusuyum. Tam hakikat. 15 bin yıllık Sümer ayın toparlayalım. Bunu hocam. Nasıl yapabiliriz? Yani biz gençlere, şu benim deli halimi, gençlere nasıl uyandırabiliriz? Bu ABC'de, ÖYS'e ben çıkarttım. Ne bu Türk'üm diyene. Şimdi o Türk'ün Macaristan boyu olduğunu, Türk boyu olduğunu. Bu bilimsel araştırmada belli bir metodoloji var. Bakın ben burada bir sürü elinden böyle şizofrenik olarak gösterdiğim şeyler var. Ama bizim içimizde de, mesela ad vermiyorum, mesela Zerdüşt'ü Türk sayan kitaplar yaz. Tamamen bilimdir. Tamam. Evet, sen konuşmuşsun. Gençler ben aslında açık söyledim. Medilerin Türk olduğunu yazılan. Gençler sizi bilsinler. Medile Türk değil mi? Mediler Hindan Propaganda da değil. Tamam. Ama lütfen yani böyle bir metodoloji vardır yani. İstediğimiz bir yazmak olmaz. Doğru. Bu meselede de biraz bazı şeyler, nasıl anlatayım, bize uçuk kaçık bir takım iddiaları ortaya atanlar da biraz bir tarafa çekilmez. Ana akım bize zarar verir. Ana akım bize iler bir yerde. Biz burada Zerdüşt bizim anlatıyoruz. Ama bakıyorsun bir kitap yazmış saçma sapan Zerdüşt. Birleştir ya. Birleştir. Ama bakıyorum ki ne Avesta'yı okumuş ne Zerdüşt'ün tarihi yok. Belki iki tane makale okuduğunca bir kitap olmaz mı? Benim için dikkat ettiyseniz ben bu sorumu size sunmak için ne kadar kaynaklanmış? Evet hocam, onu diyorum. Ana akım bir lider bir dinlemek yerine sizin gibi Bahtiyar ile onlar da ana akım değer bulsunlar. Gençler bunları çok. Benim verdiğim bu hocam. Herkes bir şey de söyleyeyim. Dedem o kitap vardı ya, Ensab-ı Ekrad adında kitap oluşturmuştu. Dinevere adında bir şahsa bunu atfediliyor. Evet dinevere var tarihte ama dinevere böyle bir kitap. Ama var olmuyor bir kitap var. Kitap üzerine bugünkü Kürt kimliği işte. Var olmuyor. Ensab-ı Ekrad yani Kürtler nesi? Efendim hepinize çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sayın Doktor Babek Cevanşir Bey'e Ön Türk Akademisi olarak bir teşekkür belgesi veriyorum. Huzurlarınızdan çok teşekkür ederim. Bize salonlarını açan Son Kale Ön Türk Akademisi size çok teşekkür ediyor. Lütfen bunlar için teşekkür. Evet efendim.
bizim yanımızda olan bütün öğretim görevlileri, Doktor Babek Cevanşir gibi, herkes Atatürk'ün yolundadır. Herkes Atatürk'ün Türk tarih tezini şiar edinip, onu araştırarak, bilimsel araştırarak, yani bilim dışı hiçbir şey kullanmadan büyük bir çalışma yürütüyoruz. Ön Türk Akademisi Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarıma buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlere, bize bu salonu verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler, saygılar sunuyorum.